14 Mart akşamı saat 17.30 gibi evden dışarı çıkmış. 22.50 civarında evlerinin yanında üvey dayısının evinde yangın çıktığını duyuyor. Siz Tolga Han olduğunu teşhis edebildiniz mi? Edemedim. Kömür haldeymiş. Biz yeğenimizin şüpheli olarak öldürüldüğünü düşünüyoruz. O evde ne işleri var? Soba yandı diyorlar. Soba yanmamış. Yenge de söylüyor. Nurcan geldiği zaman ilk etapta evim ne oldu? Benim evim niye yandı diye soracağına küfrederek bütün insanları uzaklaştırdı. Böyle evi yanan bir bayana benzemiyordu yenge. Aşırı sakindi. Benim evimin yanmasını kimse seyretmesin dedi. Nurcan Yılmaz Türk enişesinin çekilmiş bir açık saçık bir resmi varmış. Benim bu görüntü dedikleri konu, ben eşimin de haberi var. Eşim bana adliyedeyken zaten eniştemi yanıma gönderen oydu. Bunu annesine söylediyse mutlaka size de söylemiştir. Bana hiçbir şey söylemedi. Öyle bir görüntü zaten yoktu. Benim kardeşim ise içeride yanan, benim kardeşimin katilini bulsunlar. Ya da benim kardeşim yapmışsa bunu, benim kardeşimi bu cezalandırsınlar. Erkek kardeşiniz Zeynel'i aramak için buradasınız. Zeynel İnce. Zeynel 33 yaşında ve yaklaşık 6 ay önce İstanbul Esenyurt'ta kaybolmuş. Biraz da saf bir çocukmuş. Başına bir iş geldiyse de bu da diğer kardeşimden kaynaklanmıştır diyorsunuz. Evet. Diğer kardeşiniz hakkında da suç duyurusunda bulunmuşsunuz. Evet. Annemizi kaybettiğimiz zaman psikolojik etkilendi, gitti annemin mezarlığında yatmaya başladı. Siz gidiyorsunuz cenazeye. Sen bir bakıyorsun ki bu Zeynel yok ortada. Evet. Dedim Ekrem gidip getirelim. Ya dedi boş ver, uğraşamam ben onunla. Ya sen evin üstüne bir gece onu yaptın. Bana bu odayı verin demiş. Vermemiş. Siz 100 yıl arasanız bulamazsınız. Ben istersem 10 dakikada bulurum. Bu çocuğun başına ne getirdin? Sinirli bir insansın. Elimden geleni ardıma koymam. Mesajları çekiyorsun sen bize. Hurdacılara soruyorum. Kardeşim biz 6 ay önce gördük bunu. Bir daha da görmedik. Kaybolduğu tarihle bunların tartıştığı tarih aynı tarih. Hurda topluyorsa zaten sokaklardadır. Tanınmaması mümkün değil. Saat 7-7.30 gibi Tolga ile karşılaştık. Gel dedi, bende kalırsın dedi. Ben de tamam dedim. Tolga çok sarhoştu. Dengesiz konuşuyordu. Anahtarı kaybettiğini söyledi. Camdan gireceğimizi söyledi. İyi dedim, girdim içeri. Sobanın başına geçti. Sonra bidonu kaldırdığını görünce çakmak çaktığını gördüm. Tekrardan geri geldim. Yanlamaç pencereden aşağı atladım. Buraları falan tutuşmuştu. Benim yanıma doğru geldi. Bugün dedi abin gelmiş dedi. 5 dakika bizi gördü, çıktı gitti. Ben 6 önce abimi de görmedim. Bırak öyle tartışmayı, kavgayı. O kafasına göre uydurmuş. Seni de burada tutturmayız. Belediye de getiririz, yıktırırız. Senin kızını okuldan kaçırırız. Hep tehdit ediyorlar devamlı. Onun imzası olmadan burası satılamıyor. Amaçları o. Benim abim bizi canavar yaptı televizyonda. Amaçları bana zarar verdi. Onun askerden geldiği zaman kız alması lazım. Bütün filmi çeviren o. Böyle bir çaresizlik insanı gerçekten yıkıyor. Keşke saklamasak, keşke söylesek. Ama şimdi bu cinayet ya, cinayet yani. Bu izleyicilerimizin başarısı. Çünkü onlar izlemeseler ve onlar olaya müdahale etmeseler bizim de bu başarıya ulaşmamız mümkün değil. Kimsenin sizi soldurmasına izin vermeyin. Mutlu sabahlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok mersi. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum efendim hepinize. Merhaba. Hoş geldiniz. Efendim önce şu haberi vereyim. Dün biliyorsunuz Tolga Han Türkkaya evinde maalesef bundan 17 gün önce Samsun Çarşamba'daki yengesinin evinde çıkan yangında bir ceset bulunmuştu ve maalesef bir erkeğe ait olduğu düşünülen bu ceset kimliği tespit edilemeyecek bir durumda olduğu için belli değildi. Ailesi buraya gelmişti ama iki ihtimal vardı. Demişlerdi ki ya Tolga Han, ya bizim kardeşimiz orada yanan, ya da kardeşimiz bir cinayet işledi. Orada birinin yıkılmasına sebep oldu ve ortada kaçtı. Yayın sonrası beklenen DNA sonucu Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndan geldi. Evde yanarak vefat eden kişi Tolga Han çıktı. Aile işte ne kadar tahmin etse de bu haberi alınca çok kötü oldu. Yani Allah yardımcılar olsun, perişan oldular. Onlar hemen Samsun'a gittiler. Tolga Han'ın naaşı dün hemen Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndan Samsun Devlet Hastanesi morguna getirildi. Bugün de öğle namazına mütakip Sarıcalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Şimdi de ailesi bu ölümün nedenini araştırıyor. Bu bir kaza mı yoksa işin içinde bir cinayet mi var? Cinayet şüphesini ortaya çıkaran neden evde bir kişinin daha bulunması ve o kişinin sadece ellerinin yanması ama Tolga Han'ın evden hiç çıkmaması, bir de o kişinin kaçtığı söylentileri. İşte bugün stüdyomuzda savaş olacak. Yani yangın sırasında o evde bulunan ikinci kişi, elleri sadece yanan ve komşuların ifadesine göre yangın başladıktan sonra kaçtığını gördük demişlerdi. İşte o savaş stüdyomuzda olacak. Konuşacağız konuyu. Fakat önce acil bir kaybımız var. 13 yaşında. 13 yaşındaki Yusuf'u arıyor. Annesi ve anneannesi geldiler. Gülsen Hanım ve Hamide Hanım. Ay çok küçük ya. Daha 2002 doğumlu. Evet. 5 gündür kayıp. Evet. Çok güzel değil mi? Biz de maşallah çok arkadaşlarla onu konuştuk. Çok yakışıklı bir oğlumuz. 5 gündür kayıp. 27 Mart Cuma gününden beri ailesi tarafından aranıyor. 7. sınıf öğrencisi efendim. O gün okula gitmiş, son derse girmemiş. Arkadaşı Serkan'la beraber, Serkan evet. Aydın'la birlikte eve gelmiş. Yemek yemiş, ablasını öpmüş. Evden çıkmışlar. Yanına da hiçbir şey almamış. Almadı, evet. Şimdi iki arkadaş da yok ortada. Yani hem sizin oğlunuz yok. Evet. Hem de en son eve geldiği Serkan da yok ortada. Okulun kameralarında Serkan Aydın'la çıktığı görülüyor. Peki Serkan da aynı okulda mı? Aynı okulu bırakmış, o başka bir yerde çalışıyormuş ama okula gelip gidiyormuş. He, ama aynı okulda değiller, o çalışıyor, sizin oğlunuzla evet, arkadaşlık ediyor. Bizim ediyordu. Sadece bildiğimiz bu kadar. Onu 15-16 yaşında demişsiniz. Evet. Ailesinin yanına gittiğimiz zaman hani sizin de çocuğunuz kayıp, niye aramıyorsunuz? Benim oğlum sürekli evden kaçıyor dedi. Ondan sonra 2-3 güne kadar gelir dedi. Ama bizim yüreğimiz yandı, ciğerimiz yandı. Biz 5 gündür ne yerdeyiz ne gökteyiz. Çok haklısın çünkü çok küçük. Gerçekten evet. Bir çocuk benim yani. Benim çocuğum da öyle bir çocuk değildi. Yani ne getirdilerse... ...aile. 4 kardeşler. Baba da Rusya'daymış. Haberi evet. Alınca bugün o da uçağa atlamış. Geliyor oğlunu aramak evet. için. Sonra abisi Facebook'tan ulaşmış. Ama onun olup olmadığını da bilmiyoruz. Sadece yazışmalar. Hı? Çünkü o Face'e 4-5 kişi yerden biz baktığımız zaman Fatih görüküyor, Tekirdağ görüküyor girilen yerler. Çorlu görüküyor. Akşam abileri, amcaları hepsi Fatih'e geldiler. Komple karış karış arandı. Hiçbir şey çıkmadı. Yani başka yerlerden kullanıyor gözüküyor. Belki de şifresini biliyor birileri diyorsun. Evet. Şimdi demiş ki o Facebook'tan, o zaman Facebook'tan gönderilen mesajı diyelim. Ben uzaktayım, 4 saatlik yoldayım. Ustamla ev tuttuk, çalışıyorum. Bir ay sonra geleceğim demiş. Evet. Ama aile diyor ki yani ne ev tutuyor 13 yaşında çocuk, nerede kimlik çalışıyor? Kimlik yok, yanında bir şey yok. Bu nasıl yanına alıyorlar kimliksiz çocuğu 13 yaşında? Vallahi Gülsen Hanım şimdi bunun yani son fotoğrafları şimdi çocuğunuzun. Evet. Allah da bağışlasın. Çok amin. Da yakışıklı evet. bir ama oğlumuz. Ama saçları bundan kesik biraz. Şimdi bunun küçük olduğu artık o kadar belli ki. Tabii yani. Ki. Yani 13 ve 15 yaşında iki çocuğa, diğeri de 15 yaşında ve çocuk, hani bir kişinin ev vermesi, hani onları barındırması normal zaten şartlarda mümkün değil. Mümkün değil. Farklı amaçlarla belki barındırırlar. O zaman da insanın aklına çok haklısınız. Çok şeyler aklınıza çok gelen şeyler. Sıkıntılı durumlar 20 olası. 20 yaşında engelli kızım var. 5 gündür uyumuyor. 2 ay önce yoğun bakımdan çıktı. Kıyamam sana ya. 2 ay önce yoğun bakımdan çıktı. Uyku yok. Allah'a dua ediyor. Allah'ım diyor, bir can varsa beni al diyor. Benim elim ayağım gitmiyor diyor. Onu bize bağışlayın diyor. Dur canım, hemen bir şey olacak diye hemen öldü falan diye düşünmeyin yani sonuçta. 5 gündür hiçbir haber alınmıyor. Tabii ki çok haklısın ama şimdi bu çocuklar evden gittikleri zaman sığındıkları yerlere de doğru olmayan bilgiler veriyorlar. Evet. Evet. Elbette. Şaşırtmaca. İnşallah yani tanınabilecektir bir çocuk. İnşallah birinin yanındadır. Şimdi o kişi de bilmiyordur ailesinin aradığını. Çünkü bilse başka türlü davranır. İnşallah yayınımızı izliyordur efendim. Yusuf'u, Yusuf Püsküllü. Belki başka bir isim de söylüyor olabilir. Biraz dikkatlice etrafımıza bakınalım. 5 gündür tabii bir şeyler yiyor, içiyor, bir yerde barınıyor. Hiçbir şey almamış lütfen evden. Bizi arayın. Çocuk çok küçük. Erkek çocuğu diye düşünmeyin. Çocuk çocuktur. Ha kız ha erkek. Aynı şekilde sorumluluk sahibisiniz. Aynı şekilde yani yasadaki ceza neyse kız erkek ayrılmaz. 13 yaşında bir çocuğu alıkoymak çok ciddi ağır suçlar getiriyor peşi sıra.
Hani hep diyorum ya hani 8 yıldan başlar 18 yıla kadar gider, daha da ağırlaştırıldı cezalar. Kesinlikle. O yüzden herkes aklını başına alsın. Mutlaka bir şey söyledi de birinin yanında barınıyor. Yani hiçbir insan evladı bu çocuğu tutmaz yanında yani haber Yusuf vermeden. Yusuf öyle bir çocuk da kimsenin evine gitmezdi. Kimsenin yemeğini yemezdi. Çok titiz bir çocuk. Ama yanındaki arkadaşıyla beraber i̇şte. Demek ki aldı başına gitti. Evet. Evet. Efendim gittiği gün üzerinde siyah bir mont, siyah beyaz spor ayakkabısı evet. mıydı? Siyah beyaz spor ayakkabısı mavi ve... Mavi pantolon, keten. Mavi keten pantolon evet. varmış. Ailesi bulunmasını istiyor. Evet. Her yerde olabilir şu anda. Evet. Ya Allah. Çok mesajlar geliyor. Filan yerde gördük diyorlar. Koşa koşa gidiyoruz sevinçle. Geliyoruz elimiz kolumuz kırılıyor. Ondan sonra Face'inde mesaj atmışlar. Bizim evde yat diyor, uyuyor diyor. Gelin alın. Gidiyoruz ilk baş kapıyı açmıyorlar. Sonra polislerle gittik bulunmuyor. Yani o kadar çok... Peki o mesajı atan sonra ne diyor? Yok diyor ben gördüm 3 saat önce gördüm 10 yaşında çocuk 5 saat önce gördüm. Hep böyle bir çember alanında bizi döndürdüler bugün 5 gündür. Artık en son umudumuz sizsiniz. Önce Allah sonra siz. İnşallah ben bulunacağına evet. inanıyorum. Çünkü çok küçük bir çocuk. O yüzden dediğim gibi cezalardan dolayı da kimse bunu gördükten sonra yanında tutmak istemez ama. Kesinlikle. Daha evvel de 14 yaşında böyle bir çocuğumuz birinin yanında kalmıştı. Aramıştı beyefendi, sanırım terzilik yapıyordu. Bana evet. hiç ailesi olmadığını söyledi. Ben de gel o zaman çırak olarak yetiştireyim seni demişti. Gittik aldık. Belki böyle bir durum vardır. İnşallah. Çünkü paraları da yok üzerinde. Hiçbir şey yok. Evde benim küpem vardı, bilekliğim vardı. Hiçbir şeye dokunmamış. Çarşamba günü telefonunu kaybettim dedi anne bana. Oğlum sağ, canın sağ olsun dedim. Ben sana yenisini alırım. Hat benim üzerimde. Gider babam para gönderince bir tane alırız dedik. Şimdi kimileri diyor o telefon kaybı olmadı. Sattılar İstanbul'a gittiler. Olabilir. Şudur budur. Yani herkes bir şey söylüyor. Bu Serkan denilen çocuk arkadaşları diyor motor bisiklet çalmışlar falan diyorlar. Onu satmışlar. Telefonu satmış. İstanbul'a gitmiş. Şuraya gitmiş. Buraya. Yani kime inanacağımızı şaşırdık. Her ağızdan bir ses çıkıyor artık. Şimdi pek çok kişi bugünden sonra hem resmini gördü hem de sizin haykırışlarınızı duydu. Yarabbim. Doğal olarak hani kimin yanında barınıyorsa mutlaka arayacaktır. Biraz gönlünüzü ferah tutmaya çalışın. Ben böyle olmuyor, durumlarda bir büyük yedik, arkadaş tarafından evet, kandırıldığı hiç bilmiyoruz hiç. Yani o aileyi öyle, o kadar rahat gördükçe ben şaşırıyorum. Ana değil mi bunlar? Vicdan yok mu? Yani bilmiyorum nasıl neyse, anlatacağımı biz başkasının bilmiyorum. Ailesini konuşmayalım evet. ama aramakta ve perişan olmakta çok haklısın. Çünkü bu yaştaki çocuklar yaptıkları işin önünü arkasını çok ayırt edebilecek çocuklar değil. Değil evet. Ardından ne geliri kesinlikle. Çok düşünebilecek çocuklar kesinlikle. Değil. Çok da küçük. Bakalım dur bakalım üzülmesen. İnşallah, i̇nşallah izleyicilerimizden inşallah, haber bekleyelim. Hamide Hanım. O da anneanne de evet. canım benim. Hiçbir şey diyeceğim. Sağda bulunsun istiyorum. Çok seviyorum çocuklarımı. Onu biz ne şeylerle büyüyoruz. El bebek, gül bebek, nazlı çiçeğimizdi, boncuğumuzdu. Şey sağda bulunsun. Bakalım inşallah. Bulunmasını istiyoruz. Biz yerde göğdemek. Ne oldum? Sağ salim. Orada da dedi inşallah. İki arkadaş gelebilirler. keşke diğer arkadaşın da ailesi gelseydi. Onun da fotoğrafını gösterirdik. Fotoğrafı bakalım. Var dayısında. Tamam da ailenin gelmesi lazım evet. Gösterebilmek için. Aynen. Ama çocuğumuz tanınabilecek bir tipi var, dikkat çekici bir evet. tipi var. İnşallah resim bir gören çekmeyi olacaktı. Çok seviyordu. Sürekli resim çekerdi. Dur buluruz biz Yusuf'u. Sen canını sıkma. Şimdi onu izleyicilerimiz mutlaka tanıyacaklardır. Ben inanıyorum. Efendim, şimdi aramızda Ümmiye Hanım var. Yani... Ümmiye de başka bir nedenden aramızda. Hoş geldin Ümmiyeciğim. Hoş 16 yaşındaki yeğeninin nüfus kağıdını çıkartmak için aramızda. Şimdi biz burada zaman zaman programda konuşuyoruz. Mesela kadın evli gidiyor başkasına. Aman diyoruz gitme bak. Gitmişsin sakın hamile kalma boşanmadan. Yoksa eğer bir bebek dünyaya getirirsen bu senin kaçtığın kocanın üzerine kayıtlı olacak. Sonra bunun değiştirilmesi çok uzun işlemler gerektiriyor. Kesinlikle. Yani bir 5 yıl çıkartın gözden falan filan diye anlatıyoruz ama bugün işte Ümmiye evet. bunun canlı örneği. Şimdi Ümmiye Kurtoğlu hala. Halayım. Erkek kardeşi Senayi İpek'in 1998 doğumlu bir oğlu var. Evet. Oğlunun ismi de Ferhat. Ferhat şu anda 16 yaşında 5 aydır da halasının yanında kalıyor. Şimdi Ferhat'ın sorunu kimliğinin olmaması. Kimliği olmadığı için de 2 yıldır okula gidemiyor. Ortaokula kadar Nevşehir Ağıllı Köyü'nde yaşamış. Evet. Orada da idare etmişler evet. onun nüfus kağıdı evet, olmamasına rağmen. Ve ortaokuldan mezun olmuş.
Bu kimlik yerine geçen bir belgeyle de sınava girmiş, bu TEOG sınavına herhalde. Fen lisesini kazanmış çocuk. Fakat kimliği olmadığı için kayıt yaptıramamışlar. Çocuk da gidememiş okula. Ben çok üzüldüm bunu duyduğum evet. zaman. Evet. O fen lisesini kazanmak için çocuklar ne kadar uğraşıyorlar. Ben seni çok seviyorum böyle okuyanları ya. Onun için dedim bir başvurayım dedim. İnşallah hallederik diye. Yani canım benim ya. Yani. İstemem mi? Keşke o zaman başvursaydınız o zaman hallederdik. Keşke 5 ay önce vuraydım yani ne bileyim. Çok dedim utanırım ben çıkamam dedim. Konuşmayı beceremem dedim. Ay, ne o yüzden şey etmedim. Şimdi de çocuk 5 aydır çalışıyordu yanımda. Şimdi de işten çıktı dedim ki geldim Mügeybi arayalım Müge ablanı dedim. Bunu da aradık Allah razı olsun yardım ettiniz yani. Çok üzüldüm valla Ümmü'ye dur bakalım. İnşallah buluruz yani. Şimdi Ferhat kimlikte Ümmü'ye Hanım'ın kardeşin üzerine kayıtlı değil. Çünkü kardeşi Ferhat'ın annesiyle beraber olduğunda ismi neydi? Sarbi Karagöz Nurgül. Nilgün. Nilgün evet. Değil mi? Evet. Nilgün başkasıyla evliymiş. Evet. Ümmüye Hanım'ın kardeşinden hamile kalmış. Evet. Şimdi bizim kimliğini çıkartmak için aradığımız çocuğun yani Ferhat dünyaya gelince doğal olarak evli olduğu kişinin üzerine çıkmış kimlik. Tabii. Babasının üzerine çıkmamış. İşin enteresan tarafı şimdi anneyi arıyoruz. Nilgün Hanım şimdi de bir tane daha çocuk yapmış başkasından. O da Ümmüye Hanım'ın kardeşinin üzerine kayıtlı. Evet. Yani çocuklar hep başka başka babaların üzerinde kimlikten. Evet. Şimdi Ümmüye Hanım'ın yani Ferhat'ın gerçek babası nüfus dairesine gidip kimliği çıkartamıyor. Çünkü biyolojik babası olmasına rağmen kimlikteki baba o değil. Evet değil. Çocuğu niye anneyle ne kadar zamandır görüşmüyorsunuz siz? Ben annesini hemen hemen 16-15 senedir neyim görmem annesini. O peki çocuğu nasıl bıraktı anne? Babası büyüttü çocuğu. Köyde babası büyüttü. Yani kaç yaşındayken ayrıldı annesi? 6-7 yaşındaydı çocuk. 6-7 yaşındaydı. Annesi çekti gitti. Çekti gitti daha da gelmedi yani. Yani 10 senedir hiç aramıyor mu çocuğu? Hiç aramıyor. Tek bir kere bir gelmiş. Ha. Kardeşim böyle yani 40 milyon elinde neşesi varmış. Çocuğun kimliğini çıkarmış başka adama çıkarmış o evli önceki kocasına. Onu gelmiş kimliği demiş ki Sena demiş ben demiş kocamı buldum demiş. Hani kimliği de ver demiş benim kardeşim sah birisi böyle. Kimliği almış çocuğun kimliğini değiştireceğim senin üstüne kayıt edeceğim diye kimliği alır. O şişini alır, evlilik cüzdanını alır, hadi koğur gider. Gidiş daha o gidiş yani. Daha hiç ne arar ne sorar. Ama hala senin kardeşin de resmi olarak evli. Resmi olarak evli ama almış gitmiş cüzdanını yani. Kimliği de götürmüş, bir daha yok. Nerede olduğu belirsiz yani. Sonradan da başka birinden çocuk yapmış, şimdi o da senin kardeşinin üzerine. Evet, o da benim kardeşimin üstüne. Ben de yeğenimden duydum, benim bilgim yoktu yani. Kağıt gelmiş adresine. Şimdi Ümmüye Hanım diyor ki, ya... hani anne çıksın ortaya, Nilgün Hanım ortaya çıksın. Evet. Ya da hani öz babası olmasa da kimlikteki baba ortaya çıksın onun ki. Onun birinden biri çıksa çocuğun kimliği en azından çıkar da çocuk okuluna gider yani. Şimdi annenin ilk eşi Nilgün Hanım'ın kocasının ilk yani ilk kocasının adı Sabri Karagöz. Evet. Ya Sabri Karagöz'e rica edelim ortaya çıksın ya da Nilgün. Nilgün'ün soyadı ne? Valla onun soyadını bilmiyorum. Şu an İpek. Evli olduğuna göre kardeşinizle kardeşinizin soyadı. İpek o zaman Nilgün İpek. Evet Nurgül İpek. Nilgün İpek ya da çok da karışık anacığım Sabri çok... Karagöz. Evet. Belki o adamın haberi de yok yani üstüne kimlik çıktığından. Çocuğu olduğunda yani. O da ama bir nüfus idaresine gittiğinde o da görür orada çocuğunu. Artık bilmiyorum. Ama gitmedi ama tabii yani doğru söylüyor yani. Evet. Ben gittim dedi ki sen dedi necisin ki dedi. Ben bizim orada nüfus müdürlüğüne gittim dedi ki sen necisin ki sen halasısın dedi. Git dedi annesi gelsin babası gelsin çıkarsın dedi. Senin kardeşin bile bir sahabetli gidemiyor çocuğa dedi. O yüzden ben 5 aydır çocuğu hiçbir yere göndermiyorum. Alırlar giderler de bir sahabetli gidemek diye. Ay kıyamam ben evet. sana ya. Şimdi tabii çocuk 16 yaşında yani evet. artık delikanlı evet. da. 17 yaşında çocuk da şey almışlar yani benim kızımla bir yaş araları var. Kimlikte de yanlış. Evet kimlikte de yanlış. Yani 17 benim yaşında. Anladığım önce senin bu kardeşinle annesi Nilgün Hanım bir kimlik çıkarıyorlar. Evet. Sonra o kimlikte Sabri Bey'in adı yazıyor. Sonra geliyor 6 yaşındayken anne diyor evet. ki sen bana ver o kimliği ben onu senin üzerine yazdıracağım diyor. O kimliği de alıyor gidiyor. Ha, alıyor gidiyor yani onu da alıp gidiyor. Yani onu da nasıl yapacaksa evet. yani niye evlilik acaba? Evlilik cüzdanını da alıyor. Çocuğun kimliğini de evet. almış.
E nasıl 10 yıldır aramaz hiç çocuğunu? Tekrar benim kardeşimi aramış birkaç sene sonra, demiş ki beni, demiş, boşa demiş. He. Benim kardeşim de demiş ki ben boşamıyorum seni, gir istiyorum demiş. Allah Allah. He, gir istiyorum, ben boşamıyorum seni demiş. Benim demiş çocuğum neyim, ne olacak böyle demiş. Bir daha da hiç aramamış. Senin kardeşin niye boşanmıyor ki? Benim kardeşim gör, çok saf birisi, böyle fakir, hiç durum yok yani kardeşimin. Yaşadığı yeri neyim, ne bileyim. Şimdi çocuk da diyormuş gariban ki... yetim büyüdüğü için, zaten yetim büyüdü, garibanık. Hep yetim büyüdük biz. Yetim büyüdüğümüz için de... Kim baktı size? Biz amcamızın yanında kaldık. Nenelerimiz, dedelerimiz, onların yanında büyüdük yani. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşik biz. Ne oldu anne babanıza? Benim babamı biz küçükten, ben 4 yaşındaymışım, vurdular. Vurmuşlar yani, evet. Niye öldürmüşler? Vurmuşlar? Bilmiyorum vallahi, öldürmüşler küçükken. Biz yetim kaldık yani. Annemiz 2-3 sene yanımızda durunca annemin annesi babası kocaya vermiş. Başka bir köye, bu Ağalı köyüne gitmiş annem, oradan evli kalmış. 3 tane çocuk da oradan olmuş annemin. Biz yetim büyüdük yani, yetim size büyüdüğümüz için. Size bakamadı yani anneniz de. Annemiz bize hiç bakamadı. Biz hiçbir anne baba günü görmedik yani. Sonra yazık, bu yeğen de hiç görmüyor. Yeğenime dayanamıyorum yani ben. Yeğenin de annesi 6 yaşındayken çekti. Evet, yeğenim de 6 yaşında bıraktı gitti annesi. Babası büyüttü yani onu bir anne gibi. Yani Nilgün Hanım, Nilgün İpek, yani size de inanamıyorum. Yani 2 tane çocuğunuz var. Öğrendiğimize göre 2 çocuk da başka babaların üzerine kayıtlı. Yani bu, şimdi siz böyle yani bu işlemleri yapmadan hamile kalıp çocuk doğuracaksınız yani... Memleketin de savcısı, hakimi bununla baş edemez, evet. Ki ben. Ya bu gerçekten çok zor bir iş yani, evet. Tahtaya vurayım. Bunu düzeltmek. Bunun takibi bir başka kişi tarafından yapılabilmesi mümkün olmayan bir konu. Hayır, bir de bunu düzeltmek gerçekten. Çünkü mahkeme yani açılacak. Sizi sıkmayacağım ama çok farklı davalar lazım. Yani evet, birisi babalığın iptalini isteyecek, birisi babası benim diyecek. DNA testi gerekecek, şahidi gerekecek. Onun nüfusundan düşür, evet. Ona kaydet falan. Evet. Yani çok şey bir iş, zahmetli bir iş. Hem zahmetli. O yüzden de biz beceremekti yani, sana başvurdum. Gayret isteyen yani ve biraz da evet. Bilgi isteyen bir iş. Evet. Yani birilerinin sizi yönlendirmesi bir de, gerekiyor. Bir de hepsi ortaya çıkacak hayatım. Tabii ki. Şimdi şimdi durup dururken Ümmiye Hanım'ın kardeşi tutup da bu çocuk benim diyemez ki. Sabri Bey'in ortaya çıkıp evet. Önce bir demesi lazım ki bu çocuğu ben nüfusta istemiyorum. Benim değil demesi lazım. Evet. Öteki babanın devreye girmesi lazım. Özenlerinin bulunması lazım. Evet. Hani çocuktan örnek alınabilmesi için bile çocuğun velisi konumundaki şu anda kayıtlı olduğu anne ve babanın, biyolojik olmayan babasının izin vermesi gerekir. Yani İzinsiz öyle de... çocuktan örnek alınamaz. Doğal olarak DNA testi yapabilmek bile neredeyse mümkün değil bu durumda. Ancak mahkeme kararıyla yapılabilir. Peki bu Nilgün Hanım için hiçbir bilgi yok mu? Nerede oturuyor falan Nilgün İpek? Hiçbir bilgimiz yok ondan. Hiçbir bilgimiz nereden yok. Nereden buldu senin kardeşin bu Nilgün'ü, en başkasıyla bu evli? Bu nereden bulacak? Bu Bağcılar'da oturuyormuş önceden. Bağcılar'da da benim kız kardeşim oturuyordu. Kız kardeşimle komşuymuş böyle. Kapı dip komşuymuş. Kocasıyla ayrılmış o. Kız kardeşim de komşu olduğu için gelmiş kız kardeşimin yanına sığınmış. Kardeşimin yanına sığınınca demiş ki abla demiş. Ben kocamdan ayrıyım, ben sokaktayım demiş, ben hani kötü yollara düşmeden demiş, hani demiş sizin köylünüz olsun demiş, hani bir akrabanız olsa demiş, ben evlenmek istiyorum, evlensem demiş. O da kız kardeşimin de ilk aklına benim kardeşim gelir. Hani kardeşim gariban, amcalarımın çocuklarının yanında çalışıyordu Çorlu'da. Dedi böyle böyle oldu, beni çağırdılar, ben de vardım konuştum böyle yani, ben de 500 evlerde oturuyordum. Ben de gittim konuştum, dedim kızım dedim böyle böyle hanıttım bir şey neyim olur dedim yani, biz korkarak öyle bir şeyden. Biz bir şey bilmiyoruz yani. Dedik ki ben dedi hiçbir biliyorum abla dedi, ben dedi ayrıldım dedi, benim dedi annem babam beni reddetti dedi. Annesi babası evlatlıktan silmiş onu. Neden ki? Onu, artık daha ne bilelim yani, bayağı bir şeymiş yani, şimdi kişiyle konuşmak istemiyorum yani. Ben de dedim ki aman kızım dedim, biz de bir ekmeğe bir soğana razıyık dedim yani, biz öyle bir geçinen insanız, bizim zenginliğimiz yok, bir şeyimiz yok dedim yani. Sen benim kardeşim de yermeye durursan dedim, benim kardeşim kendi çalışıyor, kendisi yiyor. Ondan kirli, o da kabul etti onu. Ben dedi çalışırım dedi yani, birlikte geçiniriz dedi. Ben de yeri öyle diyorsan tamam dedim. Hani öyle oldu, peki, öyle evlendi. Ümmeciğim bir şey söyleyeceğim. Peki yani senin amcaların falan bak, sen okula gidebildin mi? Ben mi? Ben hiç gitmedim okula. Hiç gitmedin. Okuma yazman yok. Yok okuma yazman. Sonra gitmedin mi? Bir kurslar murslar açılıyor. Gitmedim. Gittim. Onda çocuklarım oldu. Geri bıraktım yani. Öylece kaldım da. Şimdi gittiğim geldiğim yeri her yeri bilirim yani ben. Benim kızım... Git şimdi be. Daha çok gençsin yani. Git hadi. Ne? Gitmeyi düşünüyorum. Gideceğim. Gideceğim. Kur'an kurslarına gittiğim için şimdi okula da gideceğim. Bu sene dedim okula da gideyim de yazılım diye. Hadi git. Biliyorum da hani harfleri tutturamıyorum be.
Tutturursun sen. Akıllı evet. Kadınsın. Evet. Sen git bir de gel burada görelim ondan sonra. Tamam mı? Bir okuma yazma yapalım. Yani şunun için soruyorum. Ümmiyeciğim yani şimdi ben evlendim demekle evlenilmiyor. Evet. Ben ayrıldım demekle de ayrılınmıyor yani. Evet. Evlenmek için belediyeye gidip evlenmek lazım. Evet. Boşanmak için de mahkemeye gidip boşanmak lazım. Şimdi ben evlendim, ben ayrıldım. Bak böyle sorunlar çıkıyor evet. Yani. Evet. Siz hiç sormadınız hani boşandın mı? Sormadınız. Sorduk bize boşandım dedi. Bayağı bir yalancıymış kadın yani. Biz Bahar Koyeneğim gittik. Şeysine o mahkemeye başvurduğu yere gittik. Dedi ki tamam abla dedi boşanmışsın diye eşiminle gittim. Eşiminle beni elinde oynattı yani kadın. Dedi ben boşandım dedi. Kızım bir sorun morun çıkar dedi. Biz korkarız hani mahkemelere neymiş gitmediğimiz için. Hiçbir sorun çıkmaz dedi. Ondan sonra burada 1,5 seneyim durdu. Köye de gitti boşanmış. Gerçekte boşanmış. Ha, İmam nikahının üstünde evlendi dedi yani. Köye de gidince resmi nikah yaptılar kardeşime. Resmi nikah çıktı. Çocuk duraydı mesela. Şimdi hep küçük yazdırıyorlar önceden çocuklar. Çocuk duraydı. Resmi nikah geçince kardeşimin üstüne yazdırırdı. Hemen gitmiş çocuk olma oğlum gitmiş o adamın üstüne almış kimliğini. Çocuk da yazık fen lisesini evet. Kazanmış gidememiş yani. Acaba onun şeyi duruyor mu o hak? Saklı kalmıyordur onu herhalde. Onu sormak lazım ama sanmıyorum. Kontenjanları dolduruyorlar çünkü. Belki yazık çok yani, özel bir kararla yazık yani. Hakkı saklı. Efendim yani eğer Nilgün Hanım ortaya çıkarsanız bu baba meselesi sonradan hallolacak bir mesele. Şu anda ailenin istediği neredeyseniz ben sizin yanınıza birini de gönderirim. Gidin bir nüfus müdürlüğüne 5 dakikanızı alır. Evet. Gidin çocuğunuzun nüfus kağıdını çıkartın kendi kimliğinizle. Biz de sizden alalım aileye verelim. Daha sonra bence tabii ki Sabri Bey'in de onu üzerinde tutmaması lazım. Tabii. Onun da belki başka çocukları vardır. Yarın bir gün miras davasında vesaire de problem olacak bu yani. O yüzden Sabri Bey'in de ortaya çıkıp bu davaları açması lazım. Bu çocuk da ömür boyu böyle bu kimliklerle dolaşacak hali yok yani. Bakalım inşallah birisi bizi izliyordur. Sabri Karagöz ya da Nilgün İpek. Bunları da bana böyle bir yere yazsa arkadaşlar bunların içinden bu böyle karınca duası gibi bulmaya çalışıyorum. Özür diliyorum. O yüzden şey yapıyorum. Bakalım ikisinden birisi ortaya çıkarsa yoksa ne yapabileceğimizi araştıralım. Hele ki çıkmadı her ikisi de ne olacak bu çocuk kimliksiz mi kalacak? Bakalım arkadaşlarımız onu da araştırıyorlar. Efendim. Dün biliyorsunuz Yılmaz İnce programımıza konuk olmuştu. O da kardeşini aramak için aramızda. Kardeşi Zeynel'i arıyor. Zeynel biraz da farklı bir çocuk öyle söyleyelim. Anladığım kadarıyla hem zekasında bir problem var. Farklı büyümüş. O yüzden de onun ortadan kaybolması da ailesini son derece endişelendiriyor. Bugün Mehmet Bey de aramızda diğer kardeş. Yılmaz Bey buraya gelmeden evvel de kardeşinin kaybını şüpheli bulduğu için... Bir diğer kardeşten şikayetçi olmuştu. Ekrem'den şikayetçi olmuştu. Ekrem Bey de burada. Ekrem Bey de konuşacak. Yok Ekrem Bey. Ekrem Bey de geldi. Ekrem Bey de stüdyomuz olacak. Bir dün ne konuştuğumuzu hatırlayalım. Yılmaz Bey de erkek kardeşiniz Zeynel'i aramak için buradasınız. Zeynel İnce. Zeynel 33 yaşında ve yaklaşık 6 ay önce İstanbul Esenyurt'ta kaybolmuş. Yılmaz Bey diyor ki benim kardeşimin başına bir iş gelmiştir. Fakat enteresan tarafı başına bir iş geldiyse de bu da diğer kardeşimden kaynaklanmıştır diyorsunuz. Evet, evet. Hatta diğer kardeşiniz hakkında da suç duyurusunda bulunmuşsunuz. Evet. Biraz da saf bir çocukmuş. 15 sene önce bu annemizi kaybettiğimiz zaman bizim bu kardeşimiz biraz psikolojik etkilendi gitti annemin mezarlığında yatmaya başladı. 11 kardeşmişsiniz hayatta. Evet. Niye bir tek siz arıyorsunuz diğerleri aramıyor? Babamla beraber duran kardeşim akla gelecek her türlü zararı verebileceğinden dolayı benim diğer kardeşlerim biraz çoluğundan çocuğundan arabasından evinden tedirgin. Her şey 2 ay önce babalarını asla kaybetmeleriyle başlamış. Şimdi siz gidiyorsunuz cenazeye. Sen bir bakıyorsun ki bu Zeynel yok ortada. Evet. Bunun üzerine diğer kardeşine soruyorsun. Diyorsun ki Ekrem nerede? Çünkü o da yani, İstanbul'da. Yani bu çocuk sen neredeyse bilirsin bunun ne olduğunu. Onlar üçü beraber mi yaşıyorlardı babam ve iki kardeşim? O da orada. Uzak bir yere gidip de kalabilecek bir insan değil. Ekrem dedim gel bu çocuğu gidip getirelim neredeyse. 6 ay önce geldi ne oldu? Ya sen evin üstüne bir gecekondu yaptın babamın evin üstüne. Alt katta da dışarı tarafa yani yola bakan bir oda var. Kapısı da oradan açık onu. Zeynel demiş ki ben de burada oturayım. Bu abisi istememiş mi? Bana bu odayı verin demiş. Vermemiş. Tartışma çıkmış aralarında. Evli mi bu abi? Evli. 2 tane çocuğu var. Ama neden başına bir iş getirdiğinden şüpheleniyorsun? Yani savcılığa işte, suç duyurusunda bulunduğun için neden? Soruyorum. Tartışmaya girdin. Nasıl bir tartışmaya girdin? Bu çocuğun başına ne getirdin? Artık sinirli bir
insansın. Artı bizlere de bak, bana bulaşmayın, yaklaşmayın. Elimden geleni ardıma koymam. Mesajları çekiyorsun sen bize. Yani ben senden şüpheleneceğim. Başka kimden şüpheleneceğim? Dedim Ekrem gidip getirelim. Ya dedi boş ver, uğraşamam ben onunla. Biz gidip getirelim neredeyse, bize söyle. Ya bırak dedi, siz 100 yıl arasanız bulamazsınız. Ben istersem 10 dakikada bulurum. Ben ona da atamam, onu da atamam. Bir gün onun burnu kanasa benim canım yanar. Hurdacılara soruyorum. Kardeşim biz 6 ay önce gördük bunu. Bir daha da görmedik. 6 aydır bu çocuk acıkmadı mı? Bir yerde bir ihtiyacı olmadı mı? Markete soruyorum. Abi diyor, sürekli gelen giden biri buraya. Ama diyor 6 aydır görmedik Zeynel'i diyor ya. Bizim tek derdimiz, hepsi şu anda bütün kardeşlerim zaten Allah hepsine vermiş vereceğini. Hepsinin varlığı yerinde. Ama şu anda biz canımızı arıyoruz. Hani oradaki o hurdacılık işi yapan arkadaşlarla da görüşelim. Yani yine aynı benzer işi yapması lazım. Acaba nereye gitmiş olabilir? O konuda bir bilgi alıp paylaşırız. Kaybolduğu tarihle bunların tartıştığı tarih aynı tarih. Ve ben bunu kime sorarsam sorayım, 6 aydır biz bu adamı görmedik. Şimdi bence de en hani aklımızı yani karıştıran, 6 aydır kimsenin görmemiş olduğu. O kötü. Hani 3 ay süre, 5 ay süreyle sokakta yatıyor olabilir. Ya da evet, bir yerlerde sığınıp evet, yatıyor olabilir bir ama. Bir insan evladı bunu görmesi lazım. Yakın ayrılıyor olması bende de açıkçası endişe uyandırdı. Annemin mezarlığı, babamın evi. Bu çevre, bu mıntıkayı gezer. Mesela Esenyurt, Kıraç, Evren Sanayi Sitesi. Zaten bu alan bu çocuğa yetiyor. Ve herkes de onu tanıyor. Babamın tanımayan yok. Adamlar hayır kadar bile yapıyor ona. Arkadaşlarımız da baksınlar yani, ama inşallah hani gerek kalmadan bir izleyicimiz tanır bilir. Evet. Hurda topluyorsa zaten sokaklardadır. Tanınmaması mümkün değil. Ekrem Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Yılmaz Bey, Mehmet Bey, Ekrem Bey 3 kardeş. Aslında onlar 11 kardeşler. Biz bir tane şu an 6 aydır bulunamayan Zeynel'i arıyoruz. Ekrem sen biraz korkutmuşsun galiba diğer kardeşlerini. Böyle hani asarım keserim falan, sen öyle şey ben misin? Dayı mısın? Yok, neyse. Bende korkutucu tip var mı? Ben onların ben en küçüğüyüm. Ben bilmem. Herkes kendine göre bugün aslanlar, hepsi aslan. Bugün o kadar erkekler ya. Bizde öyle bir tip yok. Madem, bunun erkeklikle kadınlıkla bunu, da alakası bunu, yok. Bunu biz konuşalım. Madem, sen en küçük müsün? Ben en küçükleriyim. Madem konuları masaya yatırdılar, biz de masaya yatıralım. Biz şu an 70 milyonun önüne geçtik. Konuşalım. Herkes önüne gelenin bir fikrini konuşsun, söylesin. Ben de buradayım. Anlamak yüzüm pektir benim. Neyse oyum. Öyle şeylerle işim olmaz. Kaç yaş var sizin aranızda? Bizim aramızda 10 yaş, 20 yaş, 30 yaş, 50 yaş. Bunların en büyüklerim bunlar. Bunlar da önce bir konuşsun bakalım. Kıdem kademedir. En bir büyüklerim. Sen niye o zaman geldiğinde bir ellerini öpmedin? Benim konuşma stilim böyle yani. Hayır bunu, abilerini gördüğünde niye bir elini öpmedin diyorum abine. Abilerim eli öpülecek insan olsaydı öperdim. Peki. Abilerim eli öpülecek insan değillerdi. Yani siz konuşmuyorsunuz anladım. Yok yok, biz hiçbir tanemiz birbirimize konuşmuyoruz. Ama işte bunlar mal varlığı için yan yana gelmişler. Bunlar zaten 11 siz kardeş. Siz 11 kardeş aynı anneden babadan. Aynı anadan aynı babadanız. Biz birbirimizi yıllardan beri sormamışız ki. Şimdi biz birbirimizi soralım. Biz çok şey... Niye sormuyorsunuz Ekrem ya? Sormuyorlar. Ne güzel 11 kardeş demek ne kadar güzel bir şey abla, ya. Abla anlatsın, sormuyorlar. Anlatsın, önce bir anlatsın. Birbirlerine sormuyorlar. Şimdi babam rahmetli oldu. Şimdi ilk önce biz 15 sene önceden başlayalım. Müsaadeniz var değil mi? Konuşabiliriz. Benim anam 15 sene önce vefat etti. 15 sene önce? 15 sene önce. Sene 2000 yılında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Benim Yılmaz abim yanımızda kalıyordu. Biz hani o zaman ufaktım. Zeynel abim de bizle beraber kalıyordu. Anam rahmetli oldu. Gitti, cenazesini gömdük falan filan derken benim Zeynel abim, ben, Yılmaz abim, eşi çocukları falan vardı zaten o tarihlerde. Biz beraber kalıyorduk. Benim abim, şimdi Zeynel abim biraz saf maf diyorlar ya. Hayır, saf değildi. Herkes anasına babasına düşkündür. Hiçbir evlat anasına babasına düşkün değildir diye bir şey yok. Kardeşim 3 gün, şimdi o tarihlerde de çalışmıyordu. Doğru düzgün bir işe girip çalışmıyordu. Tabii ki biz hurdacılıktan gelmeyiz. Ama senin gibi de değildi. Bir dinle kardeşini. Değil mi? Hayır, senin gibi miydi, saf değildi falan. Senin gibi miydi? Nasıl yani? Senin gibi kendisini iyi ifade edebilen, evlenebilecek, çocuk sahibi olabilecek, hayatını idame ettirebilecek şimdi durumda mıydı? Herkesin kişiliği kendinedir. Herkes hayır, kendi kendini bak. Bir ortalama vardır yani. Yok, o ortalamada mıydı? Benim gibi uyanık değil. İşin gerçeğini söyleyeyim. Yani biraz benim hayatım verdiği bana tecrübeler beni biraz ben hayatta çocukluktan kendi kendimi yetiştirdim. Ben aileme kalmış olsaydı ben bunlardan daha beter olurdum. Cılız olurdum, suskun olurdum, fakirlik olurdum. Bunlar beni yetiştirmedi ki. Ben kendi kendime yetiştirdim. Ben sokaklarda çok kaldım. Benim abime sahip çıkmadılar. Abim kaçtı gitti.
sokaklara düştü. Zeynel'e mi sahip çıkmadılar? Zeynel'e sahip çıkmadılar abilerim. Bütün abilerime söylüyorum. Sadece burada olup ve burada olmayanlar da içinde. Sahip çıkmadılar. Aradan belli bir zaman geçmedi. 2 sene, 3 sene falan bir zaman geçmedi. Ben de işte gidip geliyordum. Ondan sonra bunlar abilik yapmadı ki. Git oğlum çal, çırp, getir muhabbetine dönüyorlardı. Ben de kattım sokaklara düştüm. Ben 10 sene sokakta kaldım. Beni bir gün arayıp sormadılar. Beni bugün araştırın. Yurtlarda kalmışımdır, sokaklarda kalmışımdır. Cezaevlerinde yatmışımdır. Niye? Ben 12 yaşında sokağa düştüm. 12'de. Neden? Bunların yüzünden. E sen niye babanın yanında kalmıyorsun? Babayı da kafaya almışlardı. Gideceksin, çalacaksın, çırpacaksın, gerekirse getireceksin oğlum. Başka kaçanı yok diyordu. Baban mı diyordu? Kardeşlerim, babam hepsi diyordu bana. Ben 12 yaşında sokağa düştüm ya. Ay be. Aileye bahsediyorum. Ailenin temelini anlatıyorum ben size. Benim içim çok doludur benim kardeşlerime, benim abilerime. Bizi sahipsiz ettiler ya. Ondan sonra sokakta zaman geçti, gün geldi, devir geçti. Aradan 7-8 sene, ne 8 seneden fazla geçti, 8-9 sene geçti. Ben artık sokaklarda bir şey bulamayacağımı anladım kendi kendime. Çünkü hayat her şeyle karşılıklıydı. Çünkü kaç yıl cezaevinde kaldın? Ben girip çıkıyordum. 3 ay bir yattım, 5 ay bir yattım, 1 sene bir yattım. Yani girip çıkıyordum. Çünkü sakıncası hayatta yoksa neden sokakta kalıyorsun? Hayır, cezaevine girmek için bir suç işliyorsun. Suç işliyorsun, evet suç işliyorsun. Çünkü geçinmek zorundasın, karnını doyurmak zorundasın. Yani bulamayınca ne yapacaksın? Ya çalacaksın, ya çırpacaksın, ya isteyeceksin. Hayır, ben bağımlı değilim ama ben uyuşturucu kullanıyorum. Şimdi sen onu da söyledin. Ben inkar edemem ki. Ben kullanıyorum muyum? Kullanıyorum ama ben bağımlı değilim. Çünkü benim peki kullanmakla bağımlılık arasında evet. Ne fark var? Bağımlılık nedir biliyor musunuz? Bağımlılık şöyle bir şeydir. Bağımlı insan ailesine bakamaz. Bağımlı insan çalışamaz doğru düzgün. Bağımlı etrafımızda çok insan var. Uyuşturucu bağımlısı olan kişilerin aileleri vardır. Sorun soruşturun. Ben bugün 2 tane evladım var. Allah bağışlasın. Allah herkesin evladını kendisine bağışlasın. Benim 2 tane evladım var. Ben onlar için hayat mücadelesi veriyorum. Ben bağımlı bir insan olsaydım ben çocuklarıma sahip çıkamazdım. Ben harman gelir harman savururdum. Benim bağımlı babamın ocağı var. Tek katlıydı. Ben zaman geçti. 8 seneden belli bir zaman sonra ben evlendim. Cenab-ı Allah bana nasip etti. Evlendim, yuvamı kurdum. Benim babam tek kalıyordu. Bunlar hepsi çıkıp gitmişti. Bir gün eve geldim, babamı dedim ziyaret edeyim. Abilerim yok ki işte bir tane etrafımızda var ama babayı soran yok. Kış ayıydı. Geldim, benim babam battaniyenin içine girmiş. Benim babam battaniyenin içine girmiş. Sobası yanmıyor. Benim abilerim var da hepsinin durumları kendine göre iyi. Babanıza soba kursaydınız ya. Babanızın... Tamam peki bu arada Zeynel nerede? Dur işte, sen bak, geldin. Zeynel hep dışarı alemlerinde. Yani Zeynel hep kayıp mı? Hep ya. Adam gidiyor 3 sene gidiyor geziyor dolaşıyor geliyor 10 dakika evine uzaktan korkuyor Yılmaz'a korkuyor. Yılmaz ona bir ciddi zarar vermiş dönmüş zamanı kovalamış. Yılmaz Tarsus'a 10 senedir gitmiş. He. Ben bunu 15 seneyi söylüyorum. Yılmaz tamam, gider. Yılmaz Bey kaç senedir sen Tarsus'tasın? 10. 10 sene. He, 10 sene ben 15 seneyi söylüyorum ama. E tamam sen gel ona gel şimdi artık günümüze ona gelelim. Ona geliyorum bak şimdi oraya da geleceğim konuş orada. Ben geldim baktım. Sen kaç senedir babanın yanında kalıyordun Ekrem? Ben 9 sene yakındır. 8-9 senedir. Abim gittikten yani sonra. Yani abin de gitmiş Tarsus'a. Zeynel de sizinle mi kalıyordu? Yok Zeynel bizimle kalmıyordu. Nerede kalıyordu? Zeynel yine dışarılardaydı. Ama neredeydi? Aynı Esenyurt civarlarında. Heh. Hayır sen biliyor muydun akşam nerede kalıyor falan? Yok bilmiyordum. Çok uzak demek ki yani abilerinin ama. Sana yaptığını söylediği şey sen de abi. Pardon sen de Zeynel'e yapıyordun aslında. Nasıl yani? Yani abilerin sana bakmamış ya sen de Zeynel'e bakmıyordun. Şimdi bak oraya da gel. Oraya da getireceğim. Biz Esenyurt kısmında oturuyoruz. Benim Zeynel abim Esenyurt civarından başka yere gittiği zaman belki kanını doyuramaz. Ben sadece 10 sene Esenyurt'ta kalmadım. Ben 10 sene boyunca Taksim, Tallabaşı, Kadıköy bu kısımlarda. Ben hep hani yüksek kesimlerde kaldım. Ne iş yapıyorsun Ekrem? Nasıl şu an mı? Ben bisiklet tamircisiyim. Hı. Daha bundan 2 ay önce de ufak bir büfe açtım. Bakkal tarzı bir şey aldım. Açtım. Benim bütün kardeşlerim gözü oraya dikildi. Ben çalmıyorum, çırpmıyorum. Ben anamın akıyla kazanıyorum. Hepsi beni kıskanıyor. Niye kıskanıyor biliyor musun? Ben şerefli olduğum için. Ben bunlar için kanar dönerli bir insan değilim. Ben yanar dönerli olsaydım bunlar için benim bunlarda yanında yerim vardı. Bunların amacı malı satmak.
Babam gün geldi, devran döndü. Bu arada ben abimi 3 sene önce bir yerden haber aldım. Abim Evren Otosanayi sitesinde su deposunda görmüşler. Orada kaldığını öğrenmişler. Zeynal abimi. Ben şimdi sana Ekrem şunu söyleyeceğim. Kalıyorum. Hani sen şimdi 9 senedir babanın yanındaydın ya. Evet. Zeynal mesela ne kadar kayıptı? Ben Zeynal'ı 2 defa gördüm. Öyle mi? Tabii. 9 sene sarfı içinde. Yani babanla kalmıyordu. Yok babamla kalmıyordu. Bütün kapı komşularım hepsini araştırırsınız. Herkes eski komşularım. Hepsi eski insanlar. Bu lafta değil. Bugün o kadar insanı getirin mahallede tarama yapın. İnsanları araştırın. Zeynal'ın hangi gün bu evde kaldığını size söylesinler. Kalmadı. Beni söyleyin. Bu adam yıllardan beri babasının yanında. Bu yaşlı adama burada kim sahip çıktı? Laf lafa gelince 12 tane evladı var. Bu adama bir tane evladı sahip çıktı. O da Ekrem İnce. Ekrem İnce onun yanında kalıyordu. Bir parça ekmek yerse bir parça ekle babasına veriyordu. Sen de kira ödemiyordun, babanın evinde kalıyordun. Bir saniye, tamam, ben babamın evi ama. Hı-hı. Bunun minneti yok. Hı-hı. Yani o evde de diğerinin 12 kardeşi hepsinin de hakkı var yani. Tabii herkesin bak hakkı var. Sana kimseye demedim ki ben hakkı yok. Benim kardeşlerim, benim evimin adı Fareli Köşk'tür. Bizimki dere yatağı olduğu için devamlı bizim evin odalarının içinden fare mare çıkar. Benim kardeşlerim böyle gelip benim babamın koltuğuna bu şekilde oturduğu zaman böyle duruyordu, sağ solunu kaşıyordu. Ya uyuz mu olduk? Kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim, bunu yaşayan kardeşlerim, ben buna canlı şahidim. Diyordum abi, oranız buranız kaşınıyorsa oturmayın. Siz gidin kendi evinize oturun. Siz de babanıza sahip çıkmadınız, bize sahip çıkmadınız. Biz senin daha küçük kardeşleriniziz ya. Abi olsaydınız, abisiniz ya. Kaç tane abisiniz? Ablasınız. Ablaları bırak bir kenara. El adamın yanındadır. Kocası bakma dese, etme dese bakmayabilirsin. Bir şey diyemezsin. Kadındır ya. Ona muhtaç çünkü. Ama siz erkeksiniz. Hepiniz bugün kendiniz kazanıp getiriyorsunuz. Karalarınız getirmiyor. Siz kendiniz çalışıyorsunuz. Siz erkek kardeşlerinize sahip çıkabilirdiniz. 6 sene önce... Oraya peki gelelim. Ekrem, sana bir şey söyleyeceğim. Buyur ablacığım. Yani aslında konumuz bu değil ama hani sen de tamam, bir düşün bak, diye söylüyorum. Konuyu oraya yani getireceğim. Hayır, yani senin de hayatını şimdi böyle gerçekten hani anlattığını da dinliyoruz. Olayları şimdi iki kelimeyle... Pardon, anladım. Pardon, yani yok, dinlemek dilerim. De istiyorum bak, ama Ekrem bak şunu merak ediyorum. Buyurun. Dur şimdi abilerine de sormak evet. için şunu merak ediyorum. Evet. Hani sen de böyle hani efendi, hani evinde oturan falan böyle her evet. yere sığabilecek bir çocuktun da mı acaba bu abilerin seni yanına almadı? Şimdi bak sana çok samimi bir şey söyleyeyim. Buyurun. İnsanın gerçekten kardeşi çok kıymetli. Tabii. Aslında şu an Allah göstermesin hani biriniz kalp krizi geçirseniz atıyorum. Hı-hı. Yine diğer ikiniz koşarsınız. Bak sen ya, de bırakmazsın abindir. Koşar, birbirine koşar da. Sen de koşarsın. Dur ya koşarım kardeşimdir. Kardeşim ya şu anlamda söylüyorum Ekrem dur bir dinle. Evet, tabii. Ama... Eğer şimdi bir kardeş de barınamayacak durumdaysa hani hı-hı. evime geldiğinde olay çıkartıyorsa, huzursuzluk yapıyorsa işte ne bileyim hani kötü arkadaşları falan da varsa ne kadar insanın kardeşi de olsa artık senin de bir hayatın var, çocukların var, eşin var vesaire o zaman o kardeşi barındıramazsın. Hı-hı. Sen acaba öyle bir çocuktun da mı bakmadılar yoksa sana bakmadıkları için mi böyle oldu? Bir insanı... Küçük kardeş büyük kardeşi yönetemez. Büyük kardeş küçük kardeşi yönetir. Ağaç yaşken eğilir. Kuru ağacı eğdiğin zaman kırılır. Ben en küçükleriyim. Ben onları eğmeye çalışayım eğemem ki. Çünkü onlar kartlaşmış artık da. Ben eğilirim çünkü ufağım ben. Benim kulağımı nasıl tutarlarsa öyle eğerler. Beni öyle yönetirler. Ama hiç sana öyle abi, bir şey yapmadılar diyorsun. Yok ya. Keşke yapsalardı. Ben onların ayaklarının tozuna kurban olurdum. Hepsinin. Yapmadılar. Abim 6 sene önce gördüm. Bir virgül koyacağım sana. Reklama gitmemiz lazım. Saat 7-7.30 gibi Tolga ile karşılaştık. Gel dedi, bende kalırsın dedi. Ben de tamam dedim. Tolga çok sarhoştu. Dengesiz konuşuyordu. Anahtarı kaybettiğini söyledi. Camdan gireceğimizi söyledi. İyi dedim, girdim içeri. Sobanın başına geçti. Sonra bidonu kaldırdığını görünce çakmak çaktığını gördüm. Tekrardan geri geldim. Yanlamaç pencereden aşağı atladım. Buraları falan tutuşmuştu. Benim yanıma doğru geldi.
Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 4325 354 4326. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Şimdi Ekrem, efendim şimdi artık abla, hani son yıllara dönersek, son aylara. Son günlere gelelim. Ha, şimdi evet. 6 ay önce evet. Zeynel geldi mi sizin eve? Şimdi ben 6 ay, şimdi o sıraya geldim. Orada istersemez sustuk, orada kaldı öyle. Ha. Ben seni sonra dinlerim bir boş vakitte de. Hani şimdi Zeynel'i benim, arıyoruz benim ya. Benim başım üstüne, şimdi oralara geleceğim. Şimdi o potansiyel oraya geldi. Hı? İlk şimdi bir yere bir başlarsan bir temelden başlayacaksın. Tabii tabii. Temelden başlamadan zaten sonunu söyleyerek bir şey başlayamazsın. İlk önce bir temel önemli. Bir insanın doğmasıyla başlar. Ben... Yani ayrıca sana şunu da söyleyeyim. Buyurun. Tabii ki herkes karakteriyle doğar. Tabii tabii, herkes aslında, kişiliğiyle doğar, karakteriyle hani o, doğar. Evet. Yanlış anlaşılmasın yani. Ben bunu dini anlamda değil falan söylemiyorum ama... Hani alın yazısı diye düşündüğümüz şey değil mi? O insanın DNA hep, profili, aslında yani karakteri var, vesaireyle tabii, yani dünyaya geliyoruz. Yani, yani. Aynı ama, anneden babadan doğan, evet. İşte siz 10 küsur kardeş, evet, aynı anneden babadan olmuşsunuz. Hepinizin kişilik yapısı aslında farklı oluşmuş. Tabii. Ama Ekrem doğal de diyor olarak, ki keşke bana sahip çıksalardı da ben bu hayatı yaşamasaydım. Evet, ben sahip çıkılmaya da inanıyorum. Yani ailenin sahip çıkması. Kendince çok haklı olduğu çok taraflar da vardır. Ama belki daha bütünsel bir yaklaşımla diğer kardeşlere de, abilere de sahip olan olmamış olabilir. Onlara da sahip çıkan olmamış olabilir. Annenin babanın ekonomik sıkıntıları, yaşam koşulları nedeniyle belki onlar da sahipsiz oldular. Evet. Belki onlar da bunu öğrenmediler. Bazı şeyler de öğretidir. Yani biri sana sahip çıkarsa sen de senden sonra gelene sahip çıkmayı öğrenirsin. Evet. Belki onlar da bunu öğrenmediler. Biz sonra uzun uzun, evet, konuşacağız inşallah, zaten. Inşallah, şimdi inşallah arada konuştuk. Son geldi mi Zeynel sizin eve? Ben şimdi oraya geldik. Tamam, o konuları artık kapattık. Yeni muhabbetlere başlayalım. Ben Zeynel abimi 3 sene önce arkadaşlarım çevrede istedim. Esenyurt'ta biz doğma bilmiyoruz. Esenyurt diyoruz. Pınar Mahallesi'nde otururuz. Benim abim de yıllardan beri orada. Biz çocukluğumuz orada geçti çünkü. Hemen hemen herkes birbirini tanır. Ufak bir yer. İstanbul'un içi gibi değildir orası. Çevreden sanayide çalışan arkadaşlarımız var. İşte abilerimiz var. Çevrede görenlerimiz var. Zeynel'i de çok iyi tanıyorlar yani. Zeynel o da çünkü doğu yani yaşamış, büyümüş bir insan. Haber geldi. Bir gün dedi ki bundan 3 sene önce dedi ki ya dedi biz Zeynel'i dedi üstü başı pis vaziyette kurda toplarken şeyde gördük. Sanayide gördük. Devamlı da oralarda takılıyor. Oradaki esnaflar ona sahip çıkmışlar. Herkese de kimsem yok demiş. Çünkü aile sahip çıkmadığı için kimsem yok demiş. Adını bile değiştirmiş. Adını Kenan olarak tanıtmış. Düşün, Zeynel İnce olmuş sana Mersinli Kenan. Mersinli İsmini Kenan değiştirmiş. Neyse ben bunu kardeşim ya. Ben çünkü sahip çıkılmadım. Bana yapmadılar. Ben küçük kardeşleriyim. Gittim. Bir motorum vardı. Motorla beraber gittim, o tarafı araştırdım. Çünkü dediği yeri buldum. Hı. Gittim bir baktım. Karanlık bir oda. Tarlanın ortasında bir su deposu. Yan etrafında da köpekler var. Bir içeri bağırdım, çağırdım. Bir baktım ki ses seda yok. Sonra bir tarafa bir baktım ki kardeşim orada yatıyor. Hurda çuvalı falan yanında. Ben görmedim ama onu kardeşim olarak. İlk önce fark etmedim. Yani çok perişan bir halde. Perişan bir durumdaydı. Ondan sonra kalk kalk dedim. Ama bir yandan da içim ürperiyor. Yedi yabancı olabilir, bana saldırabilir. Çünkü ben tek başıma gittim oraya. Sonra neyse ben bunu çıkardım oradan. Aydınlığa verip çıkardım. Gelmiyor yani bir insan bir karanlıkta durup bir kedi ulaşamayacağı yere tırmanar. Bu muhabbet var. Neyse bu ürperek davrandı. Kardeşleri silmiş ya. Kardeşleri silerken hepimizi birden silmiş. Çünkü kardeşlerimiz hiçbir tane mi sahip çıkmadı birbirimize. Tanımadı mı seni? Tanıdı. Tanınmamazlıktan geldi. Kardeş kardeşi unutmaz. Kardeş sakalı, saçı sakalı birbirine de girse kardeş kardeşi unutmaz. Bilir onun kardeşi olduğunu. Neyse ben bunu yalvardım, ettim. Kardeşimdir ya. Ben de sokaklarda kaldım. Ben de yaşadığım için. Kattım 3 sene önce ben bunu zor bela eve getirdim. Üst katta 2 oda yapmamıştım o zamanlar. O 2 odayı daha yeni yapmışım ben. Babamla beraber aynı yerde kalıyoruz. Benim babam bir odada kalıyor. Ben bir odada kalıyorum. Ortada ufak bir salonumuz var. İşte kendi çapımıza göre geçinip gidiyoruz.
Dedim ki ya salonda da gerekirse abim yatar. Ya bu saatten sonra belki düzelir, toparlar kendini. Abi dedim bak benim ufak bir bisiklet dükkanım var. Kapıda kulübeden bir yer yapmışım. Beraber abi kardeş çalışırız. Sen de biraz toparla. Biliyorum kardeşlerimiz zaten bize kardeşlik yapmadı. Bari... Neyse geçelim. Sonra geldi mi Zeynel? Zeynel o gün üstünü başını yıkadı. Yıkadık, temizledik. Üstünü başı kenar elbiselerimi verdim, giydirdim. Peki ne kadar kaldı sizin yanınızda? Oraya geleceğim. Hadi gel gel artık Ekrem. Tamam geliyorum. Sabah oldu. Dedi ki ben dedi bir dışarı gidip sigara alayım. Dedim ki abi dedim paran var mı dedi. Bir şey de demedi. Çıkardım. Dedim abi dedim sen dedim bir sigara alırsın. Ama dedim gel al. Gitti. Benim abim gitti. Bekledim bekledik. Gelmedi. Babam rahmetli olmadan gidiş o gidiş. Bir daha da görmedim onu. Babam rahmetli olmadan bak babam 2,5 aydır ölmüş. Hemen birinci ayın 15'inde babam vefat etti benim. Aha. 2,5 aydır vefat etmiş. Babam ölmeden 6 ay önce. Bak 6 aya geldik. Bak 6 ay sadece düz 6 ay demek de iş bitmez. Yani 8,5 ay önce geldi. 8,5 ay oldu. Babam rahmetli olmadan 6 ay önce. 6,5 yani ben 6 ay diyorum. Tamam. Ben basit 6 ay diyelim. 6 ay önce benim babam dedi ki ben bunu kendi gözlerimle gördüm desem yalan söylerim. Görmedim. Benim babamın bana söylediğini ve ben kardeşlerime de bunu hepsine söyledim. Kardeşim hepsini söyledim, söyledim, söylüyorum ben. Dedim ki babam dedi ki oğlum dedi abim dedi Zeynal geldi. Dedim baba dedim nerede? Dedi ki Zeynal dedi gelmiş oğlum dedi 5 dakikada ayaküstü dedi gördü. Çıktı gitti. Zaten yıllardan beri adam gelip kalmadı ki babasını görmeye gelmiş. Neyse gitti. Gün geldi devran döndü. Babam günü geldi, vadesi geldi. He yani Ekrem, oldu. Yılmaz'ın ve Mehmet abilerinin bildiği gibi değil. Sen onu en son 3 yıl evvel gördün. Tabii. 6 ay evvel. 6 yani ay önce de gördüm. 8,5 ay önce gören baban sen oldu. Değilsin yani. Yani günü gününe söyleyelim. 6 ay oradan oldu, 2,5 ay da buradan. Peki, ama tabii sen görmedin yani o zaman yok, onu. Yok yok. Tamam, babam gördü. Sen yapmaz mı? Buyurun. Tabii ki şimdi, var ya. Biz onu bekliyoruz şu anda. Ekrem sen demedin mi? Ben 6 ay önce geldi, kardeşim geldi. Şey yaptım, az tartışması yaptık falan dedin. Evet. Ben onu dedi kovdum dedim. Dedim demedim. Şimdi böyle bir muhabbet hayır, söylesem böyle bu söyledim diyorum. Sen söyledin yani. Şimdi bak usta. Abi şimdi, diyeyim pardon özür dilerim. Ama abi, söyledi laf bak. Ben, sen diyorsun ben ki babamı gördü. Neyim varsa babamı, bak. Neyim varsa görmüş, ben oradan söylerim. Gönderiyorsun yani. Peki bu laf yani. Yanlış anlaşılmış bir laf. Ya anlaşılmış. Ya peki. Burayı, bu lafı, peki elindeki poşeti falan kim lafı, söyledi? Babam yok, mı söyledi? Ya, benim abim zaten içiyor. Yani içtiği yani alkol içiyor. Bunun madde kullandığını hepimiz biliyoruz. Sonuçta bu madde kullanan bir kişi. Ekrem, abin diyor ki sen bana dedin ki geldi, hatta ağız tartışması yaptık. Yok ablacığım öyle bir muhabbet yok. Onlar kendi içeriğine göre ayarlıyor. Problem yok. Nasıl inanmak istiyorsa ona inansın. Bak hele ya. Bak hele ya. Ne inanmak istiyorsa ona inansın. Kardeşim... Herkesin şeyi ortada. Dur bir gelelim gelelim konuya gelelim. Tamam. Muhabbete bir dönelim. Hayır şimdi senin bu kelimen tamam. yalan ya doğru makinesi var mı? Yalan doğru makinesine verin. Abi. Tamam. Bir o yalan kelimeyi makinesi söyledim, yok mu ya? Yalan makinesine koysam. Siz devam edin konuşun. Ama yani çok ayıp tamam, yani. Söyleyeyim mi? Birini arıyorum. Eğer canım şimdi, olmasaydım farklı olurdu olaylar. Canının ben zaten canımın birini alırken birini de şimdi, yani gerek yok. Mahvel yani bak, konuş. Bak, sen gir açık, kanallara gir. Açık açık sıkıntı değil. Açık açık sen tehdit ediyorsun. Ben canımın birini alırken senin canından etmem. Ya ne tehdit edeceğim ben seni? Açık açık tehdit. Ben gerçekleri söylüyorum. Gerçekler geldin bizi burada. Gerçekleri masaya yatır. Ama inkar etme etme. İnkar İnsan etme. Gibi konuş. Hiçbir şekilde inkar etme. Bizi yalancı durumuna getirme. Yalancı sana yalancı durumda gelin veya gelme. Herkesin ağzından çıkadı. Ben her konuma getirdiniz. Ne konuma biz, getirdik sen Ekrem? Biz şu an bak sadece aile içinde görüşmüyoruz. Bak şu an biz öyle bir konumdayız ki. Evet. Biz şu an 70 milyon önündeyiz. O adam evet. Ölü de olsa, diri de olsa çıkacak. İnşallah. Ama İnşallah. O adam gelir buraya. Gelecek de illa ki bulunacak o insan. O insan bulunduğu zaman... Sen benim yüzüme nasıl bakacaksınız? Ben senin yüzüne beni her türlü bakarım ver, Ekrem. Canını sıkma siz sen. Siz 70 milyon önüne nasıl bakacaksınız? Ben bakarım senin yüzüne. O zaman 70 milyon yüzüne bakmam ama senin yüzüne kelime, bakarım. Ben o zaman diyeceğim ki ağzınızdan çıkacak çünkü kelimeye bakıyorum. Çünkü 70 milyon eğer benim sıkıntı bir suçum varsa onlardan utanırım ama senden utanmam. Olan, yarası olan gocunur. Benim yaram yok. Oraya da geldik. Benim babam rahmetli oldu. Tamam sizin dediğiniz gibi olsun ya. Bildiğiniz gibi. Siz ben utanacak bir şey yapmadım. Kardeşimi arıyorum burada. 6 ay önce görmüş olman, tartışmış olman da... Bir şey hani etmez, yadırganacak yani. Bir yani durum yok değil aslında. Yani. O konuda hani böyle gelir. Bir şey yaşandıysa yani. Bunu saklamaya gerek ama peki gerek niye Mehmet abin yalan söylüyor?
Ablacığım ben yalan söylüyor ve söylemiyor diye bir şey söylemedim. Hayır ama şimdi olmayan bir şeyi şimdi, söylüyorsa bunun adı yalandır. Bak, kelime ben 6 ay önce babam rahmetli olmadan 6 ay önce olduğunu ben söyledim. Sadece şimdi ben zamanda biliyor. Değilim. Sadece sen geldin Zeynel bizim eve elinde de bir torba vardı. Biz de bir tartışma yaşadık dedin mi demedin mi? Demedim. Demedin. Evet. O yanlış anlamış. O yani. Yanlış anlaşılmış ve yanına bir şey oldu. Artık onu ben bilmem. Yani o zaman Ekrem senin Zeynel'i en son 3 yıl evvel gördüğünü evet, mi biliyorsun? Evet 3 yıl önce gördüğüme inanıyorum. Mabuk 70 milyon önde de söylüyorum. Hatta kendi elimle evime getirdim. 3 yıl önce evime getirdim. Üstünü başını değiştirdim. Buna da adım gibi de adım nasıl Ekrem'se adımın adım gibi de eminim. Ama sabah da çıktı gitti bir daha da görmedim. Görmedim. Diyor. Peki Ekrem sen o çevrede yaşıyorsun ya sana hiç evet. haber geldi mi hani Zeynel zaten, oradadır buradadır zaten, falan diye. Zaten potansiyel oradan dönüş yapıyor. He. Ekrem İnce küçük kardeşimiz burada oturuyor. Burası bizim babamızın ocağı illaki Ekrem bir şekilde haber alıyordur. Benim babam rahmetli oldu. Benim şu an oturduğum yer veraset oldu. Aha. 12 tane kardeşe geçti. 12 tane kardeş de burayı satmanın peşinde. Az önce dediler ya, bizim paraya pola ihtiyacımız yok, durumumuz iyi. Madem ki durumunuz iyi, babam ölmeden önce herhangi bir yere başvuru yaptınız mı? Yok. Bir kişinin imzası olmadan bu yeri satamazsınız. Zeynel abim kayıp. İlla ki bugün yarın bir şekilde ya bir yere çıkacak. Ya o sıkıntı değil, değil. Ama o, ölürse ama o, bir dakika dinle misin? Dünya malını boş geçsen. Sonuçta hallet, yok, hallet, yok olur, hallederiz değil. Değil. Sana hallediyorsunuz. Problem o yok. O sıkıntı değil. Biz, malı ben Zeynel biz kardeş. Biz Zeynel'i arıyoruz. Zeynel nerede? Ararsın. Çünkü Ekrem, baban. Sen şöyle mi düşünüyorsun? Baban öldükten sonra. Sen şöyle mi baban düşünüyorsun? Baban öldükten sonra düşünüyorsun. Çünkü hayır, hayır. Satacaklar eğer burayı. Yani Zeynel ortaya çıkmazsa bu yer satılamaz yok, diye yok, satılır, düşünüyorsun. Yok satılır. Satılır. Yine satılır. Yine satılır. Ama amaçları ne? Şimdi burası satıldığı zaman. İster istemez mahkemeye başvurulacak. Tamam. Doğru mudur? Hı. Mahkemeye başvurulacak. Burası atıyorum metresi 4 liradan hiç laf atıyorum. Metresi 4 liradan gidiyorsa burası öbür türlü geçer. Ben buna diyelim ki ben satış istemiyorum ya. Satmak istemiyorum dediğim zaman burası ne gidecek? Raiç bedeli şeyinden gidecek. 5 liraya içene 3 liraya gidecek. Bunlar şimdi cebine 5 lira koymak varken 3 lira koymak ister mi? Yani yok. Nereye bağlıyoruz yani şimdi bunu? Lafı nereye bağlıyoruz? Lafı mala bağlıyoruz. Lafı malda. İş olay şu an babadan kalan bir hisse. Tamam ben şimdi malı. Yılmaz Bey ya da Mehmet Bey aynı şeyiz ama benim için o malla hissem olmadığı için. Evet. Ben de bu gariban çocuğu bulalım en azından sosyal hizmetler baksın. Ben de elimden istiyorum. Gelen neyse ben yapmaya razıyım. Yani yardımcı olmaya aynı. Razıyım. Ay. Ben buna da yanaşıyorum. Elimden ne geliyorsa canımın güzel. Yettiği dalgaya kadar vallahi ben yanınızdayım. O zaman bak aslında abilerinle benzer olayı düşünüyorsunuz. Evet. Şimdi abilerin de şimdi diyor ki bir virgül öncelikle Zeynel'i miyim? İstiyorum pardon, diyor. Pardon bir virgül koyabilir tabii. Miyim? Hayatım bu senin oğlun olabilir mi? Şu fotoğraftaki çocuk. Yok dayısı orada daha net gösteriyor. Benim lenslerim var damla dökmedim ondan dayısını gösterebilirsin. Nerede dayı? Yukarıda. Ama değil. Dayıcığım bir gelir misin? Gel. Nasıl değil be? Hiç muhabbet. Seçmiyor gözlerim ama o değil. Sabır, televizyondayız. Yok, hiç bu öyle kardeşim. Değil. Yok, kendileri veriyor. Çıkarın buraya, masaya yatırın. Değil. Sen beni cinayet de suçluyorsun. Değil. Cinayetin var, bu da da. Tamam. He? Bu değil ama. Ben ona da razıyım. İlerideki. Ne be, bu kızıl saçlı be. Bu değil, değil. He? Değil. Değil diyorsun. Neredenmiş şey oluyor? Yılmaz Bey. Yılmaz Bey. Valla bence bu çocuk hatta başındaki... Bir durun bir dakika arkadaşlar bir durun ya dur başka bir konumuz var. Bence bu çocuk ya. Sizin Müge nasıl Hanım, çocuk bir bakabilir ne? Miyim? Sen ne zaman gördün en son? 5 gün önce. He tamam. Ama bunun şeyi hiç benzetemiyorum ki yandan. Değil yani. Ya benziyor ama değil yani. Bence benziyor. Ya benziyor ama. Bence sen senin gözüne ne sıkmak lazım bir sık bakayım. Ha? Değil. Beresi buradaki bere değil mi? Yok bere falan yoktu saçlar sadece. Kesik böyle yok. Değil. Yeni 10 gün kestirmişti yani. Saçlarını. Hemen daha hemen kısa saçlar. Evet kısa okul saçı peki. Kestirildi peki. Değil. Böyle peki o zaman bu değil. Ha? Değil. Değil. Yok. Değil. Yine tamam peki. Başka fotoğraflar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani bu değilse herhalde ikizi. Değil. Benziyor ama değil yani. Ha? Benziyor bu ama değil. Televizyonda bizim gördüğümüz fotoğrafa benziyor. Değil.
Ama şimdiki hali farklı olabilir tabii. Ama şu an yani bir şey söyleyeyim mi? Şu fotoğrafla bu çocuk aynı yani. Kıyafet değiştirebilir. Kıyafet değiştirebilir. Ama saçın dönü kesik. Nerede görülmüş bu? İstanbul'da. Bu sabah çekmiş izleyicimiz. Ben bir şey söyleyeyim, siz bunu gördüğü yere gönderin. Bu çocuk o çocuk. Siz bir gönder ekibinize. İnşallah inşallah. Ama kıyafet değiştirebilir. Değil o değil. Gel sen de dayı, git sen de bizim ekiple. Git sen de. Kıyafet değiştirebilir ama bunun çantayı nereye bıraktı? O şey çözüm oradaydı. Çantayı bıraktı değil mi? Ben oradan artık alıştım alırsın. Çünkü o değil meselesine. O evet. Değil de ben hiç içimden geçmedi. Ya hayatın bir bakalım. İçinden geçip, geçip geçmemesiyle ilgisi yok ki. Yani şuradaki fotoğrafına çok benziyor. Birebir aynı. Buradaki yüze, fotoğrafına, burun şu yapısı, arkadaki ağız. Evet buna elindeki aynısı fotoğraf yani. Da hanımefendinin. Ama tabii insanlar aynısı. Birbirine benzer ama dur bir... bereyi ben... kullanış tarzı dahi aynı. Çok benziyor. Aynı. Yani aynı. Ama keşke olsun. Bir bakalım inşallah odur diyelim. Ben izleyicimize çok teşekkür ediyorum. Sabah çekmiş. Yayını izleyip çıkmış, sabah çekmiş fotoğrafı. Şimdi bize gösterdi. Arkadaşlarım gitsinler, yerini söylemeyeyim. İstanbul'un neresi? Şimdi konuşuruz onu. Neresi olduğunu söylemeyeyim ekranda. Bakalım inşallah odur. Bence o. İnşallah. Yani hem 13 yaşında olacak, hem aynısı olacak, hem kafasında bere olacak, hem aynı şekilde çünkü takacak. Çünkü giderken üstünde deri montu vardı. Hayatım sen geç deri montunu falan. O çok değişebilir. Yani. Değişebilir o kıyafet. Hava da sıcak dışarıda. Aynen ben... bu deri montu vardı üstündeki. Evet. Şu mavi deri montu vardı. Hayatım anlıyorum da artık hava çok sıcak yani. Dün de benim üzerimde montum vardı. Bugün kısa kollu tişörtle geldim yani. Hava da sıcak şimdi. Ama işte yanında hiçbir şey götürmeyince kim verir? Şimdi hangi ortamda nerede olduğunu bilmiyoruz. Evet. Kıyafet değişti mi değişmedi mi bunu bilmiyoruz. Bir bakalım. Dur bir bakalım dayısı inşallah da gitti. Oldu dayısı yani. Da... Evet, sonuçta görünce tanıyacak evet. Doğal olarak bir bakalım. Şimdi efendim biz Zeynel'in bu sürekli gittiği Esenyurt'taki Evren Otosanayi sitesine gittik ve fotoğrafları gösterdik. Ardından da Zeynel'in yine sürekli gittiği söylenen annesinin Esenyurt'taki kabrine gittik. Oradaki kişilerle de konuştuk. Bir şunu bir izleyelim. Kayıp Zeynel İnce'nin hurdacılık yaptığı Evren Otosanayi sitesindeyiz şu anda. Bu elimde görmüş olduğunuz fotoğraftaki şahıs yaklaşık 6 aydır kayıp. Fotoğraftaki şahsı tanır mısınız? Tanıyorum. Bir müddet buralarda takılıyordu bizim belirli boş alanlarımıza bir çadır kurarak. Oralarda yaşamaya çalışıyordu. Esnaf da biraz sahip çıkıyordu. Öyle geçiniyordu. Kendisi ne kadar süredir kayıp? Sizin bilginiz var mı? Tahmini bir 5-6 ay buralarda yoktur. Daha öncesinde hep buralarda mı oluyordu? Hep değil. Bizde sanırım bir 3-5 ay kadar kaldı. Devamlı değil. Arada bir geliyordu, çadırında kalıyordu. Sonrasında akıbetiyle ilgili hiç bilginiz oldu mu? Hiçbir bilgimiz olmadı. Şu fotoğraftaki şahsa bir bakar mısınız? Kendisini tanıyor olabilir misiniz? Biz bunu Kenan olarak biliyoruz. Başı boş, üstü başı perişan. Böyle boş dükkanlarda ikamet eder, kalır. Burada arkadaşlar burada işte hayrına bir şeyler verir, böyle yer içer. 3-5 senedir buralarda hemen hemen. Bir burada ikamet etti, bir aşağı sanaya gitti. Ne iş yapardı peki kendisi? İşi gücü yok, bomboştu. Geçen sene yazın buralardaydı. Buradaydı ya önce. Kendisini tanıyor musun? Uzuncaya kadar buradaydı, evet. Kendisi buralarda geziyordu. Azıcık zaman bir şeyler veriyorduk. Bazen gidip bir yerlere çalışıyordu. İsmi Kenan olarak biliyorduk ama bunun ismi... Gerçek ismi Zeynel İnce. Ha Zeynel. Hatta ilk buraya geldiği zaman ben onu sivil polis olarak tanıttım. Çünkü üstü başı düzgündü. İlk 3 sene önce. Bir 3 sene buradaydı ama. Kışın Safaköy'e gidiyordu, yazın buraya geliyordu. 9. aydan sonra bir daha hiç gördünüz mü ya da hakkında bilgi aldınız mı? Duydum, bir şoför birisi zaman dedi ki Safaköy'de dedi. Daha başka da görmedim. Kendisini tanıyorum. Hatta birkaç defa bizim dükkana geliyordu kendisi. Değişik isimler kullanıyorduk. Yani Kenan diyorduk. Aşağıda barakalarda kalıyordu. Ben diyor Adanalıyım diyordu. Gene de kışınlar Adana'ya gidiyordum diyordu ama uzun süredir görünmüyor. Yani bir yıldan süredir görünmüyor. Daha önce hep sanayideydi. Aşağıda bir tarla varmış. Orada kalıp yatıp kalkardı. Yani bizler de bakardık yani. Geçmişini hatırlamıyordu. Geçen sene de aynı şey oldu. Sonra geri geldi. Bu 5 aydır yine görmüyoruz. Yılmaz İnce'nin yayınımızda kayıp kardeşi Zeynel İnce'nin sık sık gelip annesinin mezarlığında uyuduğunu söylemesi üzerine şu anda Esenyurt yeni mezarlıktayız. Annemin kabri burada yer alıyor. Kardeşim sürekli buraya gelirdi, annemin yanında mezarında yatardı yani. İlk zamanları sık sık geldiğini biliyorum ama daha sonra gelip gelmediğinden emin değilim. Annesinin hemen yan tarafındaki boşluk vardı. Burada mezarlık yoktu. Boşlukta yatarmış burada. Tamam bizim de annemiz ama o bilmiyorum. Daha ayrı bir sevgisi vardı herhalde. En son ne zaman burada görülmüş Zeynel Bey? Bu yakın zamanlarda gelmemiş buraya. Güvenlik falan burada yani kimse bunu görmemiş. Daha önceki aylarda da gören olmamış zaten kendisini.
Evet, mezarlıktaki kişiler görmedik diyor. Otosanayi sitesindeki kişiler de en son 5-6 ay önce gördük. 5-6 aydır ortada yok diyor. Şimdi ağlama Yılmaz Bey, dur bakalım ya. Yılmaz Bey de dün dedi ki yani o çocukluğundan beri hep oralardaydı. Yani eğer o çevrede olmalı. Çünkü başka bir çevre bilemez. Evet. Başka bir çevreye gidemez. Nereye gidecek? Şimdi bu çevre ona alışmış. Hani zararsız olduğunu biliyorlar. Yardım ediyorlar vesaire. Yardımcı oluyorlar. Barındırıyorlar. Şimdi yeni bir çevreye girdiğinde kendini anlatana kadar zarar görebilir. O yüzden de o çevreden ayrılmaz. Nereye gitti kardeşimiz diyorlar. Hani size Mehmet Bey 6 ay önce böyle bir şey söylediğinizi iddia ediyor. Etraftaki kişiler de hep 6 aydır görmediğini düşündükleri için o 6 ay ile bu 6 ay arasında bağlantı kuruyorlar elbette. Sadan öyle olur, evet. Yani acaba hani Ekrem'le kavga ederken tabii ki sen kardeşine bir şey yapmak istemezsin. Yani o da senin sonuçta evet. Kardeşin niye yapasın ama hani hayatta da kaza bela denen şeyler var ya, evet. Acaba onunla bir ilgisi olabilir mi diye. Vallahi hepimiz buradayız. Bu kadar insanın karşısındayız. Ben sana mendil vereyim. Bugün ben ne söylediysem de olur. Ağlamazsan utanacak bir şey yok ya. Ne olacak, herkes ağlar, şey yapma sen. Bugün her şey ortada ablacığım. Bir kardeşiniz telefon attığımızdaymış. Muhabbet Hanım. Muhabbet Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim, siz en son ne zaman gördünüz Zeynel'i? Ben kardeşimi uzun zamandır görmüyorum ama sürekli haberini alıyorum. Babamın evine ben ayda 2-3 defa gidip geliyordum. Evet. Maddi manevi ben yardımcı oluyordum. Kerim İnce en büyük abim yardımcı oluyordu. Başka da yardımcı olan kimsemiz olmadığı için ben kardeşimden öyle haber alabiliyordum. En son babam ne zaman haber aldın? Babam ölmeden 5-6 ay öncesine kadar kardeşim üst katta evi yapmana kadar ben ayda 3 defa en az gidiyordum. Evet. Yani 2 aileyi 3 aileyi bakacak kadar da para bırakıyordum kesinlikle. Kerim abim de bakıyordu. Kardeşim de üste taşınınca ben biraz karısına karşı alerjim olduğu için Tiskin'in bir daha da gitmedim. Ne, ama elimi çekmedim kimseden. Neye karşı? Karısına karşı alerjim olduğu karısına için. Karşı. Ha, Ekrem Bey'in eşinden hoşlanmadığınız için. Hayır, Ekrem'le değil. Ekrem İnce'nin karısına karşı alerjim olduğu için üst kata da ev yaptı. Ben o yüzden şey yaptım, uzak durdum. Ev yapmasında kızmıyorum. Tabii ki yapsın, etsin. Ama kadın benim babamın bahçesini, kapısını o kadar aşağılayarak oradan çıkıp gitti. İşte bunu ben kime kaldıramıyorum. Hem aşağılıyorsun hem tekrar Ekrem geri geliyorsun. Karısı için. Ya o bir şey söyleyeceğim. O Ekrem Bey ile eşi arasındaki bir şeydir. Bizi hiç ilgilendirmez. Ekrem Bey kabul ettikten sonra. Ama şimdi benim kardeşimin kayboluşundan Ekrem'in karısı da mesul yani. Neden? Evet, çünkü benim kardeşimi uyuşturucu işine koyan karısı oldu. Her türlü pisliğin içine koyan karısı oldu. Benim kardeşlerime düşman eden karısı oldu. Belki siz öyle mi düşünüyorsunuz acaba? Çünkü hayır, diyor ki ben siz öyle düşünmüyoruz. Zaten bu bir gerçek. Orada oturanlar korkudan sesini çıkartamıyor. Çünkü o sülalenin içinde bir tek yüreği olan ben oldum. Ne olan? Ya ben sesi duymuyorum Sevcan'cığım. Siz de duymuyorsunuz. Ben söylemeden sen söyle bir tanem ne olur. Çok sevimsiz oluyor ekranda. Sürekli ben söylüyorum ya 5 dakikada bir, 5 dakikada bir değil mi tatlım? Sen de o yüzden buradasın ya. Muhabbet Hanım. Şimdi, efendim. Yani sizin gelininizle aranızdaki şeyi anlıyorum ben, problemi. Yani inşallah çözersiniz. Benim merak ettiğim şu. Siz en son Zeynel'den ne zaman haber aldınız? Babam ölmeden birkaç ay önce. Ne, nasıl haber aldınız? Gördünüz mü? Babanız mı söyledi? Ya, babam kendisi ölmeden 30 gün önce benim yanıma geldi Malatya'ya. Evet. Dönerken dönmeden bir gün önce oturduk, kızım dedi, o Zeynal'a dedi yardım edin dedi, o Zeynal'ın aklı yok dedi, sokaklarda dedi yardım edin dedi, sadece bunu söyledi. Ama en son ne zaman gördüğünü falan bilmiyorsunuz babanızın da. Bilmiyorum, ben bayağı oldu, kardeşimin bazı problemleri vardı, bizden uzak duruyordu, utandığından da ismini değiştirmişti. Anladım. Ama yani Ekrem Bey'in buraya oda yapmasıyla mı Zeynel'in gittiğini düşünüyorsunuz, gelmediğini düşünüyorsunuz? Hayır hayır. Kardeşimin yukarıya ev yapmasıyla alakası yok. Kardeşimin
evine geliyor, babamın evine geliyor, bir oda yer istiyor. Diyor ki bana bir oda verin, ben burada kalmak istiyorum diyor. Ve bunlar da kabul etmiyor, gönderiyor. Kim söyledi size bunu? Kardeşlerim söyledi, kim söyleyecek? Hangi kardeşiniz? Mehmet Bey mi söyledi? Hayır, Mehmet değil. Kerim abim söyledi, karısı söyledi, Yılmaz söyledi, Sultan kız kardeşim söyledi. Hayır ama onlar nereden duymuşlar acaba? Cenazede alay ederek söylemiş çünkü. Ekrem Bey. Evet, siz 100 yıl arasanız da bulamazsınız. Ben istesem 2 dakikada bulurum. Ha 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 yapmış. 10 dakikadan 2 dakikaya düştü. Alay etmiş bizimkilerle. 10 dakikadan bir daha 2 dakikaya düştü diyor. Sen söyledin lafı. Niye yiyorsun ya? Ya? 10 dakikadan 2 dakikaya düşürdünüz. Ya Ekrem, Allah'ını seviyorsa, Allah'ımız varsa. İkar etmez. Yani o da kardeşimiz ya. Çok şükür. Varsa bildiğin bir şey varsa söyle kardeşim ya. Biz sana her şeyi söyledik mi? Sana daha ne söyledik? Ne oldu, ne bitti? Biz, niye bizi şüphede bırakıyorsun? Niye bizi böyle strese sokuyorsun? Her şey ortada. Niye bizi buralara kadar çıkardın? Ben seni niye sıkıntıya koyayım ya? Ben seni niye sıkıntı yapayım? Sizin amacınız neydi zaten? 100 yıl arasanız bulamazsınız. Aradık, sehafetten de bulamıyoruz. Gittik, yerini gördük. Yok. Adam devamlı buralarda takılıyor. Adam bir kişi değil ki, bugün akrabayı bırak. Bugün 7 yabancı da diyor. Devamlı buralarda takılıyor bu çocuk. Bu yıllardan beri burada takılıyor. Ekrem 6 aydır gören yok doğru düzgün. Ya 6 aydır diyorsun ki gören yok. Ve sen 6 ay önce geldi, biz tartıştık, çekti gitti diyorsun. Babamın üstüne atıyorsun suçu. Babam 85 yaşında adam. Babamın üstüne ne yaptım ben suçu ya? Ne tartışacak benim kardeşimle? Sen benim resme cinayet de suçu. Kardeş, ölüsü dirisi ne varsa çıksın. Sen tanıyorsan, biliyorsan çıkar işte ortaya. Sen kalmışsın bu şekilde. Ben şüphemi söylüyorum, seni suçlamıyorum. Sen resmemizi cinayete soktun ya. Ben nasıl suçlayacağım? Sen nasıl bir çizimsiz kardeşsin ya? Şeye mi atacağım? Çukurun içine mi atacağım? Attın işte bizi, ben sana ben şüphelerimi söylüyorum. Bir anlık madde bağımlısı olup da bir şey yapmıyorsun. Usta, ne bir anlık madde bağımlısı? Bu adam yıllardan beri madde bağımlısı. Bugün mü sanki madde bağımlısı? Ben de yıllardan beri kullanıyorum. Sen de kullanıyorsun. Niye saklıyorsunuz kendi kendinize? Ya ben de kullanacağım. Kanım burada. Bugün geldin, evi sakladın değil mi? Kurnaz, evi getireceğim, 5 tane kaymakama gidip imza toplayayım. Evinin başını, çatını yıkacağım. Kardeş, yıkacaksan yık. Elinizden geliyorsanız yapın. Ben herkese kendimi sevdirdim ama 11 tane kardeşime ben kendimi sevdiremedim. Sevdiremezsin ki sevdiremem böyle. Sevdiremem çünkü. Sen böyle dik kafalı olduğun sürece, değilim. İnat ettiğin sürece sevdiremezsin ki. Sevdiremem ki çünkü. Siz ne zaman bize sahip çıktınız da şimdi gelip bize nasıl ne zaman sahip çıktık? Ne zaman adam 18 tane çocuk yapmış. Ne konuşuyorsun sen? Ben konuşurum. Yılmaz Bey sen de sakin. Konuşurum. Bu şekilde sen, konuşmakla hiçbir şey soruna çözüm bulamazsınız. Abi bu ancak aranızdaki ilişkiyi daha arama başlatmalarını başlatsanız ha. Arama ne başlasın zaman yapılmış? Başlasın ne için bu arama ediyor, ne zaman yapılmış? Bu gazete ilan verildi, 5 sene dedi. Karakola gitti, şey yaptılar, 5 sene dediler. Savcılığa gittiler, 5 sene. Buraya niye gelip demişsin 6 ay ya? Ya biz onu 2 ayda çözüyor, o konu değil, değil. Nasıl konu sen değil ya? Sen demedin mi? Zeynel olmasa da olur. Gelin ya. İmza atalım, siz kapatalım. Resmen, niye Zeynel aradan çıkarıyorsun bak, durup dururken? 11 tane kardeşsiniz. Beni ve eşimi sevmediğinizi ben kardeş, altın bana demedi mi? Kabul etmedi mi? İmza atalım, bitirelim gitsin. Zeynel olmasa da olur. Evi satalım diye. O zaman demek ki kardeşimizin bir şey yaptığı ki. Şimdi pardon, bakın ben size şunu söyleyeyim. Bizim anladığımız aslında bu otosanayideki arkadaşlar. Abi araştıralım ya. Ekrem Bey bak onların söylediğini anladığımıza göre. Zaten Zeynel Bey şu anda hayattaysa. Dilerim hayattadır. Kendi başına hayatını idame ettirebilecek durumda değil. Yani birileri yine ona giysi veriyor, evet, yemek veriyor. Tabii, tabii, sen tabii, gittin tabii. Değil mi hayatım? Doğru. Alsana mikrofonu eline. Yatacak muhabiriniz yer de burada. Yani kendisi aslında kendisi çalışamıyor. Gel sen de gel böyle. Aslında kendisi çalışamıyor. Değil mi böyle bir yer falan tutturamıyor. Birileri ona yardım ediyor hep. Müge Hanım aynen belirttiğiniz şekilde çevreden gelen yardımlar sayesinde geçimini idame ettiriyor. Yine orada kendilerine zaman zaman acıyan çeşitli esnafların verdiği ufak tefek işleri, dükkanın önünü süpürmek gibi işleri yaparak hani aldığı ekmeği de hak ediyormuş kendince. Yani hem öyle onu çalıştırıyor bir gibi yapıyorlar, evet. Hem de işte giysi veriyorlar, yiyecek veriyorlar vesaire. Yani evet. Şuraya geleceğim ben. Evet. Burak sağ olsun dün gitti hem mezarlığa hem şeye. Evet. Yani eğer şu an hayattaysa, başka bir yerdeyse yine esnafın yardım etmesi lazım. Yani. Bu da şuna gelir. O esnaf da bizi tanır ve arar. Yani. Der ki burada inşallah öyle bir durum i̇nşallah. Vardır. Biz de biliriz ki şurada gider. Yani tamam bu çocuk bakılamamış bu zamana kadar ama bu zamana kadar bakılamaması hiç bakılmayacağı anlamına da gelmez. Ya.
Tamam yani kardeşler sahip çıkamadıysa Allah devlete yani. Zeval sahip vermesin. Da ona ne sahip devlet sahip çıkar, Allah devletimizi eksik etmesin başımıza. Bir şekilde evet, yani. Ne olursa olsun. Şimdi bu niyesin çocuğun ya? Da başından küçüklüğünden devlet itibaren çok kötü şeyler gelmiş. Olmasın. Burada söylemeyeceğim. Çünkü arkasında devleti var ya. Biraz ondan da almış başına gitmiş. Yani akli problemi de var. Orada bizim görüştüğümüz esnafların yaptığı yorumlar bu yöndeydi. Yani bizim yardımlarımızla hayatta kalabiliyordu dediler. Tüm esnaflar tanıyor kendisini. Bir süredir olmadığının da farkındalar. Ama hepsi 5-6 ay diyor. Tabii yani en az 6 ay kadar bir süredir gözükmediğini söylüyorlar. Kardeşim 6 ay önce diyor ben yani konumda şüphemde haklıyım. Diyorum ki ben şüphelerimi sunuyorum. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum kardeşim. Ben orada şüpheleniyorum diye not aldırmışım. Gille de bu adam bunu yapmış demiyorum. Ama abi dünkü muhabbetlerin hepsi bana bunu çıktı ya. Araştırsın siz yani. Siz beni resmen cinayete suçladınız ya. Abi suçlamıyorum seni. Sen beni aldın bir diri diri gömdün ya. Ancak hakim suçlar. Ya suçlar, abi bak. Ben ne suçlayacağım seni? Ben hakimliği okumadım ki. Hepsi var. Hepimiz ortadayız. Ekrem bak benim bir şey söyleyeceğim. Benim korkacağım bir şey varsa şimdi, ben zaten burada olmazdım. Ekrem bir şeyin şikayet ediyoruz ya. Evet. Yani herkesin, her vatandaşın hakkı. Şikayet etme hakkı var. Hakkı, ve birine şikayet ettiğimiz zaman evet. Bu illaki o kişi suçludur demek değil zaten. Satın öyle şikayet dedin. Eden diyor ki benim şüphelerim var. Dile getirdim nedir? Ya. Dile çünkü getirdim şüphemi arkadaşım abi ya. Sen 11 tane kardeşini bıraktın geldin yaleye bana ama sen dedin ki 100 yıl arasanız bulamazsınız şimdi, kardeşim dedin. Ben orada oturuyorum. Bize o dağları bayırları gösterdin. Bak yine oraya da gittik işte. Benim aldığım duyumlara göre. Şimdi yine siz kalktınız gazete ilan verdiler. Bilmem ne yaptılar yani. Şunu bunu yaptılar. Ondan sonra verdik bana bir şey bulamazlar. Bana tamam sonra, yani en doğru yere geldiler. He, bu kadar sonra, bir şey tabii. Sonra geldiler dediler ki. İnşallah ya kardeşim dedi yani bunu bir şekilde. Çok yakışıklı bir oğlumuz. 5 gündür kayıp. 27 Mart Cuma gününden beri ailesi tarafından aranıyor. 7. sınıf öğrencisi efendim. O gün okula gitmiş, son derse girmemiş. Arkadaşı Serkan'la beraber, Serkan evet. Aydın'la birlikte eve gelmiş. Yemek yemiş, ablasını öpmüş, evden çıkmışlar. Yanına da hiçbir şey almamış. Anladım. Şimdi iki arkadaş da yok ortada. Biraz dikkatlice etrafımıza bakalım. Lütfen bizi arayın. Şimdi arkadaşlarımız Yılmaz Bey, Mehmet Bey yani bakmaya devam edecekler. Ben şimdi sizin kardeşler de birbirinizle zaten tartışmasanız kavga etmenizi de hiç istemiyorum açıkçası. Yok, zaten tamam. Bir problem var. Sıkıntı yok. Diğer kardeşler de konuştular yani konuşmaya devam edeceğiz ama inşallah Zeynel'i bir gören vardır az önce dediğim tamam, gibi. Tamam ablam. Bize haber verse de keşke hani hayatta olduğunu bilelim. İnşallah. Alalım. İnşallah. İnşallah öyle olur. Efendim programın başında Ümmü Hanım derdini anlatmıştı. Yeğenine kimlik çıkartmak ve onu okula göndermek için. İşte kimliği çıkartacak olan anne oğlunun 10 yıldır görmeyen Nilgün İpek telefon attığımızda. Nilgün Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, teşekkürler. Siz hoş geldiniz size. Sağ olun. Nilgün Hanım, şimdi ben hani sormayacağım nedendir ne değildir falan ama çocuğun kimliğini çıkartmamız lazım. Bugün evet. Ben size yardımcı olsam bugün çıkartıp bana akşam yollayabilir misiniz? Bugün benim çıkartmama imkan yok. Çünkü benim elimde avucumda hiçbir şey yok. Ben hasta birisiyim. Kanserim tamam. Bir de üstelik. Çok geçmiş olsun. Ben size yardımcı olacağım. Şu anda demin de konuşmuştuk zaten. Yayından aradıkları zaman beni. Yarın için şeyler yapalım. Bizleri aldırırız seni buraya dedi. Buradan çıkmasına imkan yok çünkü kimliğin. Hayatım ne konuştuğunuzu bilmiyorum da arkadaşlarla. Bir yere seni aldırmamıza da gerek yok. Sen neredeysen, şimdi burada ekranda söyleme. Hangi ildeysen, neredeysen. Ben Allah'a şükürler olsun artık 81 il, kaç evet. ilçe varsa hepsinde var bir arkadaşımız, köylümüz. Köyümüz benim artık çok köylüm, çok hemşerim var ne mutlu bana. Ben yardımcı olacağım. Seni alıp götürecekler nüfus müdürlüğüne gideceksin. Bir tek kendi kimliğin üzerinde mi? Evet. Tamam sen kendi kimliğine gideceksin. 5 dakikada alacaksın. Sonra da bana o gönderilecek. O kadar. Senden beklediğimiz o yani. Başka bir şey değil. Şimdi evet. Ben buradan alabiliyor muyum şimdi? Evet. Her yerden alabiliyorsun. Tamam.
Tamam. Yani sen neredeysen, şimdi eğer ekranda söylemek istemiyorsan söyleme. Sen neredeysen benim ekibim sana yardım edecek. Söylerim, sıkıntı yok be. Söylerim, ben Düzce'deyim şu anda. Ha, Düzce'deysen çok daha kolay. Düzce'den hemen bugün halledelim onu. 5 dakika alıyor. Yani nüfus müdürlüğüne gidip kağıdı çıkartmak 5 dakika. Sen parasını falan da düşünme. Onu da ben halledeceğim. Yeter ki çocuk kimliğine kavuşsun. Tamam. Sen oğlunu en son ne zaman gördün? Ben 2004 yıllarında falan gördüm. Şimdi göremedim, hiç göremedim. Ben hani oraya gelirse belki bir umut gösterirler diye şey yapıyordum da. İster misin oğlunu görmek? Oğlum burada. Görmek istiyorum. Evet, görmek istiyorum. Çok istiyorum hem de. Ne olursunuz Müge Hanım. O zaman tamam, seni aldırsın arkadaşlarımız. Gel burada oğlunu da gör. Ekranda değil ama, çocuğun yaşı küçük. Gel sen ekran arkasında. Sen bana nüfus kağıdını da halledelim. Sen de gel oğlunu gör, tamam mı? Müge Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle, söyle canım. Tamam, ben geleceğim. Fakat şimdi bir şey söyleyeceğim size. Yarın sabah yapsak bu iş olmaz. Daha iyi olmaz mı acaba? Dur şimdi, bizim arkadaşlarımız arar hallederler. Sen canını sıkma, tamam mı? Nasıl uygun oluyorsa. Nasıl, teşekkür ederim. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz o zaman Nedim'cim. Bekliyoruz seni. Senin de gözün aydınlanıyor. Allah razı olsun var ya senden. Hepimizden Allah razı olsun. Nilgün Hanım da herhalde oğlu da görmek istiyordur. O da gelsin, oğlunu görsün. Çocuğun yaşı 16. Ben ekranda istemem buluşmalarını. Ama onu program arkasında görüştürürüz. Ay Allah. Sen de kimliğine kavuşursun. Ay valla Allah ne muradın varsa versin. Canım. Seni kucaklayabilir miyim? Ne olur Allah razı olsun. Canım benim, sağ ol. Herkesin derdi ayrı. Yardımcı olabiliyorsak ne mutlu yani, canım benim ya. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Hala olarak sahip çıkıyorsun ya. Allah senden de razı olsun. Allah razı olsun. Ama Ümmü'ye çocuk da okumak istiyormuş. Okusun, onu da okutalım. Onu okusun diye ben zaten onun için çabalıyorum yani. Tek okusun. Evet. Çünkü hurdacılıklar, bir nevşehirler hep hurdacı olduğu için hurdacılık istemiyorum yani. Böyle temiz bir yerlerde güvenlik olarak. Tek okusun da yani. Ne olursa olsun yani. Çocuk fen lisesini kazanmış. Gerçekten zor bir yeri kazanmış yani. Zaten bir de böyle ben inşallah, ona da bir bakacağım. Ha, inşallah okuması için Allah. İşin o kısmını bilemiyorum ama şimdi Ümmiye Hanım anlatınca onu düşündüm. Mesela üniversite sınavlarının telafisi var. Diyelim ki bu sene girdin gidemedin falan. TEOK'un yok sanırım telafisi ama aslında şöyle, olması kayıt lazım. Kayıt süresi diye bir süre var. Evet, o kayıt ama süresi geçtiği andan itibaren kontenjan sanıyorum düşüyor. Ve başkaları o tabii, kontenjana giriyorlar. Tabii, artık o giriyorlar. Sene geçti ama acaba bir daha girilebilir mi falan, onu belki öğreneceğiz. Belki kontenjanı bakalım alıp kaldı gibi kabul edip bir sonraki sene başlamasını yapabilirler mi, onu ben de bilmiyorum ama belki özel bir durum tanınabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bir çocuğun hayatı tamamen değişebilir. Kesinlikle. Yani o çocuğun kimliği olsaydı, fen lisesine yazılsaydı hayatı ne şekilde ilerleyecekti? Şimdi okula gidemediği için hurdacılık yapıyor. Hayatı ne şekilde ilerleyecek? Tabii ki Rabbim bilir. Ama hani biz hep şey vardır yani, deveni sağlam kazığa bağla, tabii, sonra Allah'a tevekkül et. Şimdi bir çocuğun hayatıyla oynanmış oluyor. Bir hayatı kurtarmış evet, onun içinde bir şey yapılabilir mi? Bilmiyorum. Onun içinde ayrıca konuşacağım. Bir nüfus kağıdı çıksın çünkü çok yüreğim acıdı, biliyor musun? O kadar mutlu oldum ki, hiç sorma. Ben yetim büyüdüğüm için hiç dayanamam yeğenime. O da annesiyle görüşsün istiyordun zaten. Görüşsün. Ben annesizliği çok çektiğim için görüşsün yani. Hiç işitmem. Annesini istemiyor zaten. Zaten ağlamaz o. Yani çocuk tek ki bize sahip olsun, bizim olsun yani. Çıksın ortaya da görsün annesini. Önemli peki, değil. Peki. Bir de telefon attığımızda Selim Bey varmış. Zeynel'i tanıdığını söylüyor. Selim Bey, günaydın. Günaydın ablacığım. Hayırlı programlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah'ın. Selim Bey, siz Zeynel'in arkadaşıyım ve nerede olduğunu biliyorum demişsiniz, öyle mi? Zeynel'in, yanlış anlaşılmasın. Zeynel'in arkadaşıyım. Nerede olduğunu arkadaşım aradı. Ben dün programınızı izlerken annemle eşimle devamlı izliyoruz. Çok teşekkür dün ederim. Gördüm. Facebook'ta paylaştım fotoğrafını. Evet. Arkadaşım beni aradı. Bu sabah bir yarım saat önce. Evet. Selim dedi, böyle böyle Zeynel dedi, Çakmaklı'da dedi. Çakmaklı, neresi Çakmaklı? Bu Hadımköy tarafı, Esenyurt'a yakın. Hadımköy tarafında, Çakmaklı'da. Evet. Evet, evet.
Peki o arkadaşınız yani, yardımcı olabilir mi bize neredeyse gidip bakalım? Olacağız, her türlü yardımcı olacağız Müge Hanım. Ay, merak etmeyin. İnşallah. Yani yaşadığını ben de sevdim. Çünkü benim de arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Bayağıdır ben de görmüyordum. Yani ben de sevindim. Sabah arkadaşım beni arayınca Selim dedi böyle böyle peste gördüm dedi. Zeynel dedi bizim dedi Hacı Mahmut amcanın kardeşi değil mi dedi. Evet dedim Mustafa İnce'nin yeğeni Mustafa İnce işte. Böyle böyle konuştuk o dedi. Ya dedi bu dedi şeyde çakmaktı da dedi. Böyle böyle dedi. Biz gerekeni yapacağız yani o programdaki ağaççı irtibata geçerse ben numarasını vereceğim. Beraber olmazlarsa giderler görürler. Hemen ya. Hemen o zaman Selim Bey ya çok teşekkür ediyorum size. İnşallah buluruz ya çok teşekkür ediyorum sağ olun. Hadi gözünüz aydın bir evet. Umuttur yani. Selim Bey diyor ki yani tanıyorlar bizzat benzetmiş de olamazlar. E o zaman Yılmaz Bey, Mehmet Bey bence hiç tutmayalım. Tolga hadi hemen şey yapalım. Hemen Yılmaz Bey, Mehmet Bey de alalım. Hatta biz ara verelim. Zaten buraya yakın dediği yer. Tabii. Bir gidin bak ama inşallah oradadır. Hadi güzel olun. Haberlerle gelin inşallah ya. Ağlamayın. Sağ olun, razı hadi. Olsun. Biz de ara verelim o zaman. Saat 7-7.30 gibi Tolga ile karşılaştık. Gel dedi bende kalırsın dedi. Ben de tamam dedim. Tolga çok sarhoştu. Dengesiz konuşuyordu. Anahtarı kaybettiğini söyledi. Camdan gireceğimizi söyledi. İyi dedim girdim içeri. Sobanın başına geçti. Sonra bidonu kaldırdığını görünce çakmak çaktığını gördüm. Tekrardan geri geldim. Yanlamaç pencereden aşağı atladım. Buraları falan tutuşmuştu. Benim yanıma doğru geldi. Aramızda Türkkaya ailesi var. Hülya ve Turul kardeşini, Avni Bey de yeğenini kaybetti. Tolga Han efendim, Samsun'da efendim bir yangın çıkıyor. Tolga Han da 24 yaşında ailesiyle birlikte yaşıyor. 14 Mart akşamı saat 17.30 gibi evden dışarı çıkmış. Bu sırada dışarıda olan Turul abisi 22 Eylül civarında evlerinin yanında üvey dayısının evinde yangın çıktığını duyuyor. Saat yarım gibi eve geliyor, yangın hala sürüyor bu sırada. Ve gece 2-2.30'a kadar da bu yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bu arada komşular yanan evde Tolga Han'ın olduğunu söylüyorlar. Baba bunu duyunca kalp krizi geçiriyor. Bu arada babayı hemen hastaneye götürüyorlar. O sırada hastanede Savaş'ı görüyorlar. Savaş'ın da iki eli yanmış. Elinin tedavisi için gelmiş hastaneye. Kardeşlerinin arkadaşı olduğunu öğreniyorlar daha sonra. Savaş da verdiği ifadede biz o gece ben ve Tolga Han o evdeydik. Tolga Han soba yakmak istedi. Soba yanmayınca gidip 5 liralık benzin getirdi. Sobaya koydu. Yangın çıktı. Ben kaçtım diyor. Fakat daha sonra öğreniliyor ki soba hiç yanmamış o evde. Üstelik şimdi bu çocukların tabii o evde ne işi var? Tolga Han ailesiyle beraber bir evde yaşıyor. Öteki evde de dayının evi. Dayı cezaevinde. Evde bir yenge var. Tolga'nın arkadaşının vesairenin o evde ne işi var? Yenge de dışarıda evde değil bir komşuya gitmiş. Böyle garip bir iş. Siz Tolga Han olduğunu teşhis edebildiniz mi? Edemedik. Çünkü teşhis edecek bir şey yok. Kömür haldeymiş. Sadece dişleri kalmış. Benzin alınma gibi bir şey etrafta bulamamışlar. O evde ne işleri var? Soba yandı diyorlar. Soba yanmamış. Yenge de söylüyor. Saat 5-5.30 gibi çarşıya diye çıkıyor. Daha sonra bir yangın çıktı. Savaş Özdağlı'nın o evin sahibinin çocuğunun arkadaşı olduğunu da biliyoruz. Burada başlıyor. Tek katlı kerpiç bir evdir burası. Burası evin girişi. Şurada bir cam var. Bu camı kırık. Kaçmak isteyen insan, yanan insan şu camda rahatlıkla çıkabilir. Tam şu kısımda bulunuyor. Yani kapıyla arasında 40 santim falan var. Sobalı oda burası. Savaş Özdağlı'nın ifadesine göre yangın bu odada çıktı diyor. Benzin bidonu burada yok. Bidon da orada bulunuyor. Dışarıda bulunuyor. Hiçbir şekilde sobaya dokunulmamış. O gün bu evde Savaş ve Tolga Han'dan başka kimler varmış? Mahallenin insanının söylediğine göre bunlar 4 kişiymiş. Kaçan 2 kişi bir de bayan kaçmış. Nurcan geldiği zaman ilk etapta evim ne oldu, benim evim niye yandı diye soracağına küfür ederek bütün insanları uzaklaştırdı. Bir insan 6-7 dakika içinde nasıl yanar? Omuzunu vursan çıkar gidersin. Savaş'ın mı kaçarken görüntüsü var? Evet. Savaş Özdağlı evden kaçarak çıkıyor. Hiç bağırma çağırma yok. Elleri yanık vaziyette kaçtığı için merak ediyor çocuk. Ne oldu ellerine diyor. Şurada yangın var diyor. Yangın var, kimse var mı diyor. Tolga var diyor. Ondan sonra onu da
durduramıyor, kaçıyor. Yanıp kömürleşmesi için geçen süre oldukça uzun bir süre. Bu süreç içerisinde bir şekilde onun kurtarılabilinir olma olasılığı çok yüksek. Yenge tek mi yaşıyor evde şu anda? Bir kızı var, bir de kendisi var. Tolgahan niye arkadaşıyla onun evine gidiyor? Onların evine girip çıkan bir insan. Savaş Özdağlı da girip çıkıyormuş zaten onların evine. Ve bir tane anahtar buluyor itfaiye memuru. Kapının önünde bir tane anahtar buluyor. Nurcan Yılmaz Türk'ün eline teslim ediyor. Nurcan Yılmaz Türk şunu soruyor. Aa diyor, çok şaşırdım diyor. Bu benim iç çamaşırlarımın içindeydi. Bu anahtar nasıl geldi buraya diyor. Kapının anahtarı. Hiçbir şekilde yanmamış. Hiçbir şekilde yanmamış. Plastik benzin bidonu bile yanmamış bu vaziyette. Çevreden Tolga ile yengesi arasında bir kavga olduğunu duyduk. Kardeşinin Ercan'ın evinde Nurcan Yılmaz Türk'ün onun evinin önünde bir kişiyle tartıştığını biliyoruz. Bu Tolga mı yoksa başkası mı olduğunu bilmiyoruz. Yedi gibi tartıştığını biliyoruz. Biz yeğenimizin şüpheli olarak öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bir insanın üzerine nasıl benzin dökülür ya? Nereye gidiyoruz? Aşırı sakindi. Böyle evi yanan bir bayana benzemiyordu yenge. Bu kadar kişi gelmiş benim evim yanıyor. Ben Allah razı olsun derim. Küfür ederek bu kadar kişiyi kapımın ağzına göndermem. İnsan insanı nasıl yakar? Nasıl bir vicdandır? 16 günden beri biz ne yediğimizi, ne içtiğimizi, ne uyku var, hep psikolojimiz, hep komple kuzu. Sanki 16 gün bize 16 seneymiş gibi geliyor. Tolga Han'ın yengeyle ilgili elinde ne gibi bir görüntüsü vardı? Nurcan Yılmaz Türk'le enişesinin çekilmiş bir, çok affedersiniz, açık saçık bir resmi varmış. Nurcan'ım izleyelim ne anlatıyor? Orada kalıyordum fakat 5 gündür gitmiyordum. Tolga Han Türk'e olayın olduğu gün yanıma geldi. Eşim aramış onu. Tolga'ya demiş ki, Tolga yengenin yanına git. Emircan'ın telefonundan son aranan kişiyi al, ara bir bak demiş. Saat 3-3.30 arasıydı. Buraya geldi. Benim oğlumun telefonunu aldı, numaralarına baktı. Yenge burada yabancı bir numara yok dedi. Tamam dedim. Ondan sonra görüşürüz dedi, gitti. Onu 57 geçe. Tuğrul aradı. Evin yanıyormuş senin dedi. Bir sıçradım, kalktım, gittim. Zaten ben gidene kadar bitmişti her şey. Ben de orada bir sinir krizi geçirdim. Hani benim evimin yanmasını kimse seyretmesin dedim. Herkes yanımda olacağı yere dedim, karşımda dedim. Benim evime Nurcan ya da Ekin diye bağırırlar. Benim evime Tolga niye girsin? Camdan girmiş, yanında da arkadaşı varmış. Bak buna da çok kafam takıldı. Sobayı tutuşlarken benzin patlıyor ama ev yanıyor. Sobadan başlamış olsaydı bu yangın diyorum sobanın içindekiler de yanardı. Kız kardeşinin evde olduğunu Tolga'dan nasıl haberi var? Demek ki diyorum kız kardeşiyle mesajlaştı ya da telefon açtı ya da orada olduğunu biliyordu. Benim ev anahtarım kırmızı bir tane kaplumbağam var, bir de eşimin bana yaptırmış olduğu çiçek var. Onlar yanımda zaten. Siz Savaş Bey'i tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Nurcan'ım, Tolga'nın elinde Nurcan'a ait bir takım görüntüler vardı ama aile izlememiş öyle görüntüleri. Size Tolga böyle herhangi bir şey söyledi mi? Hiçbir şekilde bana öyle bir konuda bulunmadı. Benim bu görüntü dedikleri konu, ben eşimin de haberi var. Eşim bana adliyedeyken zaten eniştemi yanıma gönderen oydu. Ama eğer bunu annesine söylediyse mutlaka size de söylemiştir. Bana bu görüntüler hiçbir şey söylemedi. Öyle bir görüntü zaten yoktu. O akşam hastanede değillerdi. Yalan söylüyorlar. Kendi evlerinin önünde toplantı yapmışlardı. Bu olayda açıklanmaya muhtaç çok konu var. Yani neden o ev? Niye o eve girdiler? Niye böyle oldu? Niye bir yangın çıktıysa birinin eli yandı da öteki tamamen kömür haline döndü? Çok önemli. Orada da kayıp başka kimse var mı? Ben anahtarı vermedim diyor. Nasıl o eve girerler? Niye girerler? Efendim sabah size haberi vermiştim. Dün aile yine de içlerinde bir ümit vardı. Orada yanan kişi bizim oğlumuz olmayabilir, kardeşimiz olmayabilir diye. Ancak dün DNA testi sonuçları geldi. O evde yanarak vefat eden kişinin Tolga Han olduğu ortaya çıktı. Aile de apar topar cenazeye katılmak için gitti. Aldığım haberlere göre zaten cenaze namazı kılınacakmış az sonra. Bugün toprağa verilecek. Aile de tekrar buraya gelmek istiyor. Tuncay Bey aileyi temsilen burada. Evet. Sizin de başınız sağ olsun. Dostlar, yine de içinizde bir ümit vardı anladığım kadarıyla. Vardı. Tolga Han olmayabilir o kişi diye ama DNA testiyle netleşince tabii aile için galiba bir 15-16 gün sonra ikinci bir yıkım daha oldu bu. Ve efendim bugün aramızda Savaş Bey var. Az önce özetin sonunda bahsettiğim, hani benim aklıma gelen, seyircilerin de aklına gelen soruları söyledim. Bu arada çok sayıda mesaj geliyor, elektriklerimiz kesik diye. Evet, yurdun birçok ilinde elektrik yok. Sizlerden de mesajlar geliyor. Vallahi bizim evde de yokmuş. Bekleyeceğiz. Gelecek herhalde. Evet. Ben baktım ama yani arıza falan yazıyordu. Yani internete girmekte de sıkıntı yaşanıyor. Arıza bakım çalışmaları deniyor. Onu da belirteyim. Teşekkür ediyorum gönderdiğiniz mesajlar için. Savaş Bey. Öncelikle geçmiş olsun. Sizin de elleriniz yanmış herhalde. Geçti mi elleriniz? Ellerim tamamıyla geçmedi de. Ay bayağı bakayım. Ayaklarım da yanmıştı. Ayrıca yüzüm yanmıştı. Ah ah ah.
Çok geçmiş olsun. Bayağı bir siz de ateşe maruz kaldınız anlaşılan. Çünkü ya olay olduğu zaman ben ev komple tutuştuğu zaman panikleyip kapının önünde yere düşmüştüm. Bu şekilde düşmüştüm. Ellerim halının yandığı sırada yandı. Yüzüm falan da yanmıştı. Yüzüm yine geçti. Ayağım da bayağı bir yanmıştı. Ayağınız geçti mi? Ayağım iyileşti Allah'a şükür. Benzin i̇şte, yere falan mı döküldü? Ne oldu? Şimdi oldu anlatacak efendim. Savaş Bey. Ama Savaş Bey öncelikle şimdi o ev Tolga'nın evi değil, sizin eviniz değil. Evet. Tolga'nın cezaevindeki dayısının eşinin yaşadığı ev kızıyla. Şimdi sizin o gece orada ne işiniz vardı? Şimdi Müge Hanım, ben fırıncıyım. Fırında cuma günü gece çalıştım. Cumartesi günü izinliydim. Mavi Marmara gemisine biz yardım ekmeği yaptık. Cumartesi günü mesaiye gittim hiç uyumadan. Saat 7'ye kadar iş yerinde çalıştım. Saat 7-7.30 gibi Tolga ile karşılaştım işten çıktığım zaman. Tolga ikram etti, onu içtim. Ondan sonra bana dedi ki ne yapıyorsun dedi. Ben dedim işten çıktım dedim, çok uykusuzum dedim. Köye gideceğim dedim. Köye gidersem dedim saat 9'a onu dedim bulur dedim köye gitmem dedim. Tekrar dedim gece dedim 3-3.30 gibi dedim iş yerine geleceğim dedim. İş yerine gelmem dedim imkansız dedim. Bu akşam dedim iş yerine gelemem dedim. Ben dedim misafir edebilir misin dedim. Ben dedi seni dedim misafir ederim dedim. Nerede misafir edeceğim dedim. Dayımın dedi evi var dedi. Kendisi dedi cezaevinde dedi. Orada dedi kalırız dedi. Tamam dedim. Sadece dedim madem beni dedim misafir edeceğim dedim. Bana iyilik yapıyorsun dedim. Gel dedim sana dedim yemek söyleyeyim dedim. Gittik karşı geçede Çobanoğlu köftecisi var. Oraya gittik 2 adet köfte söyledim. Bir de ayran aldık yanına. Tolga o sırada şeylerle beraber orada köfte pişiren insanlarla ters ters hareketler yapmaya başladı. Nasıl yani? Alkollüydü. Mesela adam köfteyi pişirirken köfteyi şeyin üstüne alıp şey yaptı. İnsanlar artık sinir olmaya başlamıştı. Tolga kalk kardeşim dedim buradan dedim. Eve gidelim dedim. Evde dedim yeriz dedim şeyimizi dedim. Köfteleri aldık. Oradan çıktık. Giderken Tolga alkollü bana... Alkollü olduğu için mi biraz farklı davranışlarda evet, bulunuyordu? Evet biraz alkollü için. Ama o miktarda alkol böyle bir davranışa yol açmaz. Şimdi efendim bir saniye. Onu ondan söyleyeyim. Önce yine almış bir miktarda almış yani. Yani ne aldığını bilmiyoruz. Çok özür diliyorum. Tabii ki buraya gelen konuklar net bazı şeyleri anlatmak istiyorlar tabii ama. Ki. Yani burada hiçbir şeyin reklamının da yapılmadığının herkes farkında. Biz yine de hani uyabildiğimiz kadar kurallara uymanın derdini. Yani bu da yani, bir sosyal program yani hani burada değil ama hani o yüzden müdahale ediyorum. Yanlış anlamayın. Savaş Bey peki siz Tolga ile karşılaşmasaydınız o gece ne yapacaktınız? Yani siz tesadüfen karşılaştığınızı söylüyorsunuz. Evet ben Tolga ile o akşam karşılaşmasaydım ya köye gidecektim ya da iş yerimin karşısındaki yazıhanede uyuyacaktım. Ve Tolga ile karşılaştığım için onunla gittim. Bir bakıma da mecburiyetten gittim. Siz iyi arkadaş mıydınız? Tolga'yı 5-6 seneden beri tanıyorum. Ben yalnız sürekli gurbete gidip gelen biriydim. Bir sene öncesine kadar ben İstanbul'a gidip geliyordum. Bir senedir Samsun'da. Çok samimi değildiniz yani. Hayır çok samimi değilim. Ve Tolga'yla da olay olmadan önce bir sefer 15-20 gün önce bulvarda görüştüm. Merhabalaştık, oturduk, biraz sohbet ettik. Ondan sonra da bir de olayın olduğu günün akşamı görüştüm. Ondan önce hiç görüşmedim, etmedim yani Tolga. Anladım. Yani arkadaşım ama o kadar samimi arkadaşım değil. Yani Tolga ile hiçbir şekilde benim problemim yok, şeyim yok. Hani Tolga'nın da bana hiçbir şekilde yanlışı olmadı bu zamana kadar. Yani öyle şeyler iddia ediyorlar ki ya ben arkadaşımı neden tutunmayayım? Ben o kadar canlı bir insan mıyım ya? O gece size bir yanlış oldu mu? Şimdi eve gelelim isterseniz. Hayır kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Tolga ile biz köfteyi aldık. Tolga bana sordu. Savaş dedi param var mı dedi. Ne yapacaksın Tolga dedim. Derken 2 adet kasa aldık. Normal tahta kasa. Tahta kasaları aldık, evin önüne geldik. Evin önünde Tolga... Peki hiç parası yok muydu? Tolga'nın cebinde parası var mıydı, yok muydu bilmiyorum ama şeyden önce kontür aldığını hatırlıyorum herhalde. Kontür almıştı. Hani cebinde ne kadar parası var yok. Ben arkadaşımın cebindeki parayı sormam hiçbir zaman. Hayır sizden istediği için soruyorum. Yani benden istediğine göre yoktur herhalde cebinde. Kasaları aldı, evin önüne geldik. Evin önüne geldikten sonra kasaları kırdı bu. Ceplerini aramaya başladı.
Dedim ne arıyorsun dedim. Anahtarı kaybettim herhalde dedi. Dedim anahtarı kaybettiysen dedim. O zaman dedim gidelim dedim. Ben dedi sürekli dedi camdan giriyorum dedi. Bir şey olmaz dedi. Ben dedi bu evde dedi çok kaldım dedi. Dayımın evi dedi. Bir şey olmaz dedi. Ben de ikna oldum. Beraber camdan içeri. Mutfakta alkol mü desek ona da yani? Yani neyse alkol şeyden yani kusura bakmayın. Tabii alkolü poşetten çıkarttım. Şeyin üstüne koydum. Mutfak şeyin üstüne koydum. Hangisi camdan? Cam açık mıydı? Evet cam açık. Camın şeyi yoktu. Penceresi yoktu. Ev kapının yanındaki şey oranın penceresi yoktu. Oradan içeri girdik. Kasaları da içeri aldık. Penceresi yok evin. Yani pencere vardı camı yok. Öyle bir şey yani. Yani nasıl yani? Nasıl oluyor? Ya şimdi normal... Ya herkes girebilir. Kedi de girer. Evet oradan... açık öyle bir yer. Bildiğiniz evin odasından mı bahsediyoruz? Evin odasının ya, penceresinden bahsediyoruz. Evin girişinin kapının yanındaki pencereden bahsediyoruz. He. Kapının yanındaki pencere açıktı yani. Oradan içeri girdik. Bir dakika açık mı cam mı yok? Cam yok yani açık. Yani herkes siz değil herkes içeri girip bu eve girebilir. Girebilir o şekilde. Allah Allah. Allah Allah. Evet camı yoktu. Bir de kış günü soğuk da yani. Onu bilmem artık. Şey yani düz ayak bir yer. Allah Allah yenge hanım nasıl oturuyormuş orada bir soralım onu da eve. Neyse oradan içeri girdik. Tolga kasalar aldı sobanın yanına geldi. Kasaları tekrardan parçalamaya başladı. Sobanın içini doldurdu. Ben o sırada lavabonun yanındaydım. Neyse Tolga kasaları doldurdu. Ondan sonra büyük bir tane gazete parçası aldı. Gazeteyi sobanın içine attı. Yaktı. Haliyle gazete yandı. Tahta parçaları yanmadı. Peşine kırmızı bir tane bez parçası aldı. Bez parçasını aldı, yaktı. Sobanın içine koydu. O da biraz yandıktan sonra söndü. Bu dedi soba dedi yanmadı. Dedi ben dedi bunu dedi yakacağım dedi. Tolga dedim uğraşma dedim. Bak dedim şeyin dedim poşeti var dedim. Alkolün poşeti var dedim. Onu dedim sobanın içine tutalım, atalım, yakalım, yanar dedim. Veya dedim çuval bulalım, atalım, yanar dedim. Yok dedi ben dedi bunu dedi şey yapacağım dedi. Yakacağım dedi. Dışarı çıktı. Ben dedi bunu yakmaya dedi bir şey bulacağım dedi. 7-8 dakika sonra geri geldi. 5 litrelik bidonla yarısına kadar yeşil bir tane şey tahminim benzin onunla geldi. Camdan içeri girdi. Ben hiçbir şey sormadım. İçeri girdi. Sonra şey aldım. Peki Savaş hani tekrar camdan giriyor ya kapı kilitli mi? Evet kapı kilitli diyorum. Mesela anahtarı kaybettiğini söyledi biz camdan içeri girdik. Camdan... Hayır sonra hani evin içine de girince kapı açılmıyor yani. Hayır açılmıyor. Yani kapıyı kilitlemiş bir de hanımefendi. Evet kapı kilitli. Ama bu da o zaman Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi yani Allah evet. Rahmet eylesin. Yani kapıda kilit var. Cam açık ama. Pencerede cam yok. Evet. Allah Allah. Böyle etrafta bir kırık mırık var mıydı cam kırığı? Hayır cam kırığı falan hiçbir şey yoktu. Hani camın böyle ne kıyısında ne köşesinde camı böyle tutarlar krallar parçası öyle olur. Öyle bir şey de yok yani. Öyle cam bir şey de yok yani. Normal açık cam yani. Cam kırılmış temizlenmiş sonra evet, herhalde. Evet sadece önünde bir tane perde var. Eski bir perde vardı. Neyse Tolga şeyi de yaktı. İçeri girdi. Bidon aldı içeri girdi. Bidonun yarısına kadar şey vardı. Tahminim benzin o vardı. Tolga... Sobanın başına geldi. Gel şimdi burası soba. Evet. Ondan sonra hatta soba istiyorum bir tane şöyle şurada bir şey. Biraz daha yüksek bir şeyiniz yok mu? Böyle bir tabure gibi. Sandalye gibi. Olur her şey olur yani. Efendim? Sandalye bile olur vallahi ya zahmet vereceğim size. Yani bak şunu yani çok özür diliyorum arkadaşımı da rahatsız ettim ama. Gel şimdi burası soba. Evet. Ben şimdi buradayım. Tolga'yım. Sen neredesin? Şimdi şöyle gösterelim. Heh. Tolga'nın olduğu yer burası. Ben burada lavabonun oldayım. Tolga biraz daha içeride. Sandalye biraz daha burada. Şöyle burada. Ben burada lavabonun başındayım. Oturuyor musun? Hayır. Tolga'yı aldım. Alkolün şeyini açıyorum. Şişesini açıyorum. Ha, sen oradasın. Evet. Ben de buradayım. Evet. Yani neyse biraz şöyle dursun ki kameralarda görüntü alabilsinler diye yani. Aramızda böyle bir mesafe evet, var. Evet böyle bir mesafe var. Bir ara arkamı döndüm. Tolga'ya baktım. Tolga bidonu kaldırdığını gördüm. Heh. Ben dedim herhalde dedim sobanın içine dedim biraz dökecek dedim. Gazete falan atacak dedim. Tutuşturacak dedim. O sırada Tolga'nın çakmağı şey yaptığını gördüm. Çakmağı çakmasıyla parlaması bir oldu. Tolga bu sefer elindeki bidonu koridora fırlattı. Şimdi kapı nerede? Kapı benim olduğum yerde. Lavabonun yanında. Evet bu taraf. O kırık cam nerede? Kırık cam da yanında zaten kapının yanında. Kapının yanında. Yani kapı nerede? Ne tarafta oluyor kapı? Şimdi bakın. Evde yandığı için çünkü biz orada çok göremedik. Sen oradasın. Kapı ne tarafta? Şimdi lavabo buraysa kapı da yan tarafı. Yani hemen benim yani oturduğum Arif yere aşağı biraz daha yakın. Yakın. Evet. Şöyle. Tuncay Bey'in olduğu yer. Evet arkadaşın olduğu yer. Ya bu kadar da mesafe var yani Tolga ile cam arasında da. Evet bu kadar mesafe var. Tamam.
Ondan sonra bidonu fırlattı, bidonu fırlattığı gibi her taraf alev almaya... Nereye fırlattı? Salona fırlattı. Şimdi ben bilmiyorum ya Savaş, gel sen buraya. Şimdi döktüm ben, parladı. Elimdekini ne tarafa doğru fırlattı? Bu böyle salona doğru, bu tarafa doğru fırlattı. Yani cama doğru fırlattı. Evet. Açık olan cama doğru fırlattı. Cama doğru değil, yere fırlattı. Tamam, yere doğru da cam karşısındaysa... Cam tarafına doğru fırlattı. Heh. Evet, yere geldiği gibi bu sefer komple her taraf tutuşmaya başladı. Ben de ayaklarımdan tutuşmaya başladım. Haliyle panikledim, panikledim sıra ayağım takıldı. Bu şekilde ben yere düştüm. Sen şimdi oradaydın. Evet, buradaydım. Şeyi görünce, alevi görünce ben panikledim. Dedim yanıyoruz dedim böyle. Kapının oraya geldim. Kapıyı açmaya uğraştım. Kapı kilitli olduğu için çıkamadım. Panikledim, yere düştüm. Bu sefer ayağımın buraları, yüzüm falan tutuşmaya başladı. Tolga bana doğru geliyordu. Tolga beni gördü. Benim yandığımı görünce Tolga panikledi sanlımca. Sobanın olduğu tarafa gitti. Çünkü sobanın olduğu yer tutuşmamış. Ama hayatım şimdi bak, bizim hani eğer bu mesafe ise, yani senin de benim aramda 1, 2, 3, 4, 5... 6 adım var cama, öyle mi? Yok, daha uzak, biraz daha uzak yani. Kaç metrekare ev burası? Bakın yani işte şeyin olduğu oda. Yani hani kaç metrekare yerden bahsediyorsun? Ya ortalama 3-4 metre vardır yani. Tamam, 3-4 metrekare dediğin 3-4 metrekare yer 3'e 1'dir yani. Mesela 10 metrekare için 3'e 4'tür. Şimdi siz hangi odadasınız? Bu nereden girdiniz? Cam neresi bu tarafta? Şimdi. Gel sen istersen Savaş'cığım. Evet, geleyim. Yani tam anlat ki ailenin de çünkü hep aklında. Ya ben de. Şimdi bu evin kapısı neresi? Şimdi bakın. Bu evin kapısı burası. Tamam. Yanında bir tane pencere var. Küçük. Benim camdan atladığım pencere. Nerede o pencere? Pencere burada gözükmüyor. Nerede? Herhalde parçalanmış, kırılmış. İlk görüntülerde vardı yani benim şey yaptığım pencere. Kapı buradaydı. Şurada sanki var acaba. Şu kapı mı? Hangisi kapı? Az bakın. Kapı, evet kapı bu. Pencere yanında burası olması lazım. Evet kapı bu. Evet. Pencere vardı yanında. Şurası. Evet şu benim kaçtığım pencere, atladığım pencere tamam, burası. Tamam, şimdi o diğer evi, yanan evin üstten bir görelim. O zaman dediğin gibi sağ tarafta. Hüseyin'cim o deminki... Evet. Ondan sonra kapı misal buraysa Tolga şu tarafta, odanın oradaydı. Soba da buradaydı işte. Buradan giriş vardı. O bidonu fırlattığı gibi bu sefer burası tutuşmaya başladı. Halılar falan tutuşmaya başladı. Birden tavana kadar ateş çıkmaya başladı. Doğru. Ben yere düştüm, ellerim falan yandı. Tolga beni görünce panikledi. Şeyin olduğu, sobanın olduğu o tarafa gitti. Yani sonradan oraya baktım, sobanın olduğu taraf tam tutuşmamıştı. Orası yanmıyordu. Tolga oraya girdi. Ben birdenbire, bana can geldi. Ayağa kalktım. Camı gözüm kesti. Camdan dışarı atladım. Atladığım zaman ellerim falan patladı. Peki şurada da var mı bir pencere falan? Ben evi bilmediğim için. Yenge bugün aramızda olsaydı çok yardımcı olurdu bize. Yani burada pencere var mı? Onu bilmiyorum. Sen biliyor musun evi? Müge Hanım, kapı zaten orada değil. Kapı şurada. Benim anladığım kadarıyla da bu şurası. Tarafta. Hayır bakın, sol tarafta. Şurayı mı söylüyorsun, evet, kapıyı? Evet, kapısı orası. Sol. Hayır. Oralar oda. Şurası herhalde. Bakın Müge Hanım, solda yukarıda. Göremediğimiz yerde bak, herhalde. Hayır. Şurası kapı. Onun da bahsettiği pencere yanındaki, evet, sağ. Evet söylediğim. Evet, orayın arası. Şurası da dediğim lavabo. Evet, şurası, mutfağın, şurası. Mutfağın arkadaşım lavabosu. Soba nerede o zaman? Soba burada olması lazım. Soba şurada olması lazım. Evet bakın. Bahsettiğim mesafe 7 metre. Bir tane burada yataklı oda vardı. Evet burası. Soba buradaydı. Bu odada. Evet bu odadaydı. O zaman sen bayağı bir çıktın o zaman. Evet. O zaman burası başka bir oda, giriş başka bir yer. Müge Hanım, şimdi bakın, giriş sanki. Burası. Sen de gel istersen. Ben gördüğüm kadarıyla söyleyeyim size. Sen söyle. Biliyor musun sen bu evi? Ben gördüm, gittim oraya. Giriş burası. Tamam. Şu kapı, bahsettiği pencere bura. Sobanın olduğu oda bura. Evet. Bahsetti arkadaşın. O ara ama şimdi bayağı burada, bir mesafe var. Burada bu var. Arkadaşımız soba, Tolga Türkkaya burada... sobayı yakmaya çalışırken arkadaşımız mutfakta olduğunu söylüyor. Aradaki mesafe 7 metre. Görme şansı yok. Evet, nasıl gördün hakikaten sen sobayı tutuşurdun? Bakın onu. Ben şeyin oradayken misal şeyi buradan açtım. Bu kenardan beri baktım. Tolga arkası dönüktü. Bidonu kaldırdığını gördüm. O zaman soba o zaman bu şekilde kapının yanında olması lazım görmesi için. Neredeymiş soba? Soba burada. Bu odanın içinde. Tamam. Odanın neresinde? Odanın neresinde? Odanın dibine doğru mu? Böyle içeri doğru, burada olması lazım. Yani lazımı bırak. Yani burada. Ya yenge de mi? Bu odanın içinde yani burada. Ha, seyredemiyorum, elektrik yok. Lazım bırak. Bak. Şimdi... tamam da sen eğer o zaman
Yani diyor ki Tuncay, buradaysa diyor, buradaki bu odanın içindeki sobayı nereden gördü diyor. Hadi efendim, sobayı gördün ki, bidonu attığını nasıl gördün? Bidonu Savaş buraya fırlattı ya efendim. Bidonu buraya fırlattı. Bu salona fırlattı bidonu. Elindeki bidonu salona fırlattı. Tamam, ama sen o zaman onun sobanın içine falan döktüğünü görmedin. İşte diyorum ya, yani böyle kaldırdığı zaman ben böyle kaldırırken gördüm. Herhalde dedim sobaya dedim şey falan dökecek, gazete parçası atacak, yakacak diye düşündüm. Ondan sonra çakmak sesi duydum, parlama şeyi gördüm. Peşine o bidonu fırlattıktan sonra işte ben şey yaptım. Anladım yani şeyi tutuşladığını. Bidonu fırlattığı gibi. Müge Hanım, özür dilerim. Şimdi Tuncay Bey'in dediği gibi lavabo o köşede ise. Ya şuradaydı diyor. Lavabo'da. Sen camın hemen yanındasın yani. Evet, camın yanındaydı. Evet. Savaş lavaboda ise o odada yanan hareketin hiçbirini göremez. Arada mesafe 7 metre. Ve bidon o hayır, kadar hızlı seni öte yakacak kadar var ileri gitmez. Yani ancak buradaysa soba görebilir. Efendim diyorum ki bakın lavabonun oradan biri böyle baktım bir ara öyle oğlum, gördüm. Nereden tam olarak Savaş ya, nereden bakacaksın? Efendim hadi ben bana geometrik olarak bir göster bakalım. Ya şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Ben şimdi buradayım. Şurada da iki tane oda var. Tabii şimdi burada kamera yok ama. Arkadaşım bir şu tarafı gösterir misin? Hani Jimmy Jip'in oraya gel bir dakika. Ben şimdi gideyim. Ben buradayım. Senin bahsettiğin yer. Bak şurada kızımız var. Şimdi kızımızın orada. Kebriye görünmek istemiyorsan kaç. Beşi seçelim. Bak şimdi kızımızın oranın içerisinde bir tane oda var. O kadar uzak değil mi? Uzağı yakını fark etmez. Odanın kapısı orada. Ben şimdi buradayken şey oradaki kapının içindekini nereden göreceğim? Şimdi efendim ben lavabonun orada bu şekilde buradan böyle dönüp baktım. Yani tam olduğum yerden. Gel bakalım işte orada oda var. Gel nereden göreceksin odayı? Gel her yerden bak. Nereden göreceğiz odayı biz şimdi? Bak oda var orada. Sen işte odanın içini nasıl göreceksin yani? Efendim odanın için diyorsunuz ya, ben bu şekilde baktığım zaman siz de öyle baktığınız zaman neden görmesiniz? Ben adamın tamam. Tamam hayır görelim diyorum işte, oda var işte orada çocuğum bak. Sen odanın kapılarını görüyorsun işte, nereden göreceğiz o odayı? Efendim o an için gördüm ben hani. Hayır o anı o anı yok, ne oldu Allah'tan birden duvarın içini görme şeyi mi geldi? Tövbe ya Rabbi, beni de kötü kötü konuşturuyorsunuz. Nereden göreceğiz işte bak. Bak odanın kapı gel. Gel biraz odanın da çıktık artık stüdyodan ama neyse sesimiz duyulur. Şimdi bak oda orada, nereden göreceğiz biz odayı? Efendim ben bidonu kaldırdığını gördüm yani hani böyle tam odana tamam, için. Tamam Savaş'cığım gördün diyorum, ben de sana görmedin demiyorum. Diyorum ki nasıl gördün yani, benim şimdi böyle bir uzay üstü şeyim olmadığı için gözüm. Ben göremiyorum. Hani nasıl görünecek odanın içi diyorum. İşte ama oda sana aha da oda. Ya efendim yani nasıl anlattım size ben. Hayır ben bak ben sana mantıklı bir şey söylüyorum. Diyorum ki bir şey söylemiyorum ki sana. Ben de size mantıklı olarak söylüyorum ki tam olarak görmedim ama onun o şekilde bidonu kaldırdığını gördüm yani. Tamam hayatım ben de sana inanıyorum. Diyorum ki işte diyorum orada oda var diyorum. Evet. Tamam. Hani nasıl diyorum odanın içini göreceğiz şimdi. Gel bir gör yani nasıl gördün. Ya şimdi bu şekilde buradan uzandığın zaman siz şeyi göremez misiniz? Odanız oradan bir saat. Gör hadi orada şimdi gör hadi. Bakın bu şekilde göremiyorum. Neyi görüyorsun? Kızlar bu tarafa gelin. Neyi gördün şimdi sen odada? Şimdi buradan baktığınız zaman odada orada bir kişinin olduğunu göremez misiniz yani? Misal benim olduğum yerden bakın kızların olduğu yeri gösteriyorsunuz. Bir bakın göremez misiniz? Hayatım gir bir odanın içine yavrum gir. Bakın. Gir odanın içine, neyi görüyorsun şimdi? Bak şimdi Tolga tam orada sobada tam kapının kenarında. Bir şimdi oradan göremez misiniz burada olduğu yerde? Görmüyorum işte göremez misiniz? Görmüyorum yani. Ama sen şimdi bakın soba bakın ben şimdi oraya gideyim gösteririm size. Arkaya doğru. Ya teyze bir saniye atla. Durur musun ya? Şöyle siz köşeye gidin. Ben burada olayım yine göremem ya. Yani kamera çok özür diliyorum kameraman. Yönetmenimizden de yani şimdi oda orada evet olduğu için yani evet mecburum buraya gelmeye. Şimdi ama bakın kameralar sabit. Tolga burada. Tolga burada. Siz misal bu şekilde şu anda beni görüyor musunuz? Görüyorum. Evet ben de bu şekilde adamı gördüm. Kapının yanındasın çünkü evet görüyorum. Evet. O da Tolga da zaten soba şeyin yanında, kapının yanında. Ben neden görmeyeyim yani? Yok. Neden görmeyeyim? Siz beni şu anda gördünüz mü Müge Hanım? Kapının yanında durursan görürüm tabii yani. Ama bakın. Ya Müge Hanım. Şimdi siz beni görüyor musunuz Müge Hanım? Ayna olduğu için aynadan görüyorum ama seni görmüyorum. Ayna var çünkü orada. Hayatım şimdi şeyin durumu şimdi belli. Yani şuradan bir göstersin efendim şuradan. Yani sen ben tahmin ettim dersen
Onu anlarım yani. Ya da içeri girdi, ben de onun döktüğünü. Daha yakında bir mesafedeysen. Hani belki lavabonun şimdi, orada değildin de daha yakındaydın. Bak şimdi kapı burada diyorsun. Bakın soba efendim. Nerede? Soba nerede tam? Şu kapının yanında. Nerede tam yani? Bu tarafta mı? Bu tarafta. He? Bu tarafta. Bu tarafta soba evet. Var yani şurada. Evet. Tamam. Ben de diyorum ki buradaki kişi buranın içini nasıl görecek? Efendim Tolga orada benzinli olduğu için ben şimdi buradan baktığım zaman Tolga'yı orada olduğunu gördüm. Hani sobaya ben... Sobaya dedim herhalde kaldırıp dedim şeyi benzini dökecek. Herhalde diyorsun işte yani gözünle gördün herhalde. Ya işte olduğunu yani bildiğim için hani öyle gördüm diyorum size. Ha. Gördüğüm için yani orada olduğunu bildiğim için size öyle söylüyorum. Yani bu şekilde durduğunu gördüm yani ben lavabonun oradan beri. Ondan sonra işte çakmağa çaktığını duydum. Çakmak sesi duydum. Birden parladı. Elindeki bidonu fırlattığı gibi bu her taraf alev almaya başladı. Ben panikledim. Bidon nasıl bir bidondu? Ağzı ne kadardı bidonun? 5 litrelik su bidonları tamam. Var ya efendim. Ağzı da küçüktü değil geniş, mi? Geniş, geniş bidon. Tamam ama şu aradaki mesafenin 7 metre olduğu düşünülürse. Evet. Sonuçta başka bir odadan koridora doğru bidonu attığında o bidonun ağzından dökülecek olan benzin sana kadar gelmesi, 7 metre gelmesi çok zordur. Çünkü o canavliyle şöyle fırlattı. Bidonu... Muhtemelen anlattığına göre. Evet. Peki, 7 bidon metre nasıl sana kadar ulaşmaz. Efendim bidonun yanmamış olmaması imkansız. Ben bunu burada söylüyorum. Yani bu işin içinde başka şeyler var. Burada bir kişi bir tane kurban arıyorlar. Yani beni kurban etmeye uğraşıyorlar. Herkes elini vicdanına koysun Allah rızası için. Ben de ana kuzusuyum. Ben 15 gündür 17 gündür 2 gün uyumuşluğum yoktur. Yani ben böyle şeylere ben yani işimde gücümde insanım. Allah rızası için herkes elini vicdanına koysun, konuşsun. Evde 4 kişi olduğunu söylüyorlar. Ben 4 kişi olduğunu söylüyorlar, bir kadının karşısında söylüyor. Evet. Oralara gelmedim. Ha. Yani sonra o burası yanınca anladığım kadarıyla o tekrar odanın içine kaçtı, öyle mi? Evet. O sırada üstü başı tutuşmuş muydu? Buradan tutuştuğunu gördüm ben. Tutuştuğunu gördüm. Evet. Sen ne yaptın? Hemen gideyim arkadaşımı söndüreyim. Hayır, benim orada kimseyi söndürme şeyim yoktu çünkü... Şey alevler tabii benim yanıma kadar gelmişti alev ya. Alev geldi. Sen de buradan kendini attın. Hayır, ilk baş ben yere düştüm. Ellerim falan yandı. He. Ben yandım. Ondan sonra Talgo'nun bana doğru geldiğini gördüm. Benim he. Yerde yandığımı görünce tekrardan odaya girdi. Ben ondan sonra kalktım. Sen de dedin Tolga koş falan hani. Tolga zaten dedi yanıyoruz diye şey yaptı. O da odanın içine girdi. Dedi yanıyoruz dedim. Hı-hı. Ben zaten yanıyordum yani. Benzin anladım. Ellerine falan geldi mi? Evet, ellerime falan geldi. Yani nasıl sıçratma bu anlamıyorum ya. Benim aklım almıyor. Benzin nasıl yani ellerime geldi mi? Tabii yani. Benzin elime gelmedi. Nasıl yanar peki? Yere düştüm. Düştüğüm zaman ellerim yandı yani. Sen niye düşüyorsun? Dedim nasıl ya efendim ya? Panikledim yere düştüm. Kapıyı açamayınca panikledim. Misal yok. Burası kapı ha. Müge Hanım. Burada ben kapıyı açmaya uğraşıyorum. Açamıyorum panikliyorum. Ama açılmadığını biliyorsun kapını. O an için yani ben nereden... Çünkü Tolga pencereden girdiniz. Ama evet. Tolga bir kez daha gitti. Gittiğinde evet. Yine pencereyi kullandığını biliyorsun. Doğal olarak kapının için, açılamayacağını da biliyorsun. O an için aklıma gelmiyor. Siz kendinizi benim yerime koyun efendim. Her taraf yanıyor. Vallahi kendinizi senin yerine koyarsak biz merak anlaşılır. Ediyoruz. Yani işte ben de sizi belki de Tolga intihar etmek istedi senin anlattığına göre. Çünkü şimdi benim yanımda sen buradasın. Cam da burada açık. Evet. Yani burada cam açıksa yangın da olduğunda hani direkt oradan atlamak gelir ya hani insanın içinden. Ama ben o an için yani aklıma gelmedi öyle. Ama oradan soğuk geliyor bir hava üfür üfür geliyor. Ama o an için yani o şeyle benim aklıma gelmedi efendim. Yani her taraf yanıyor. Ben yanıyorum yani o an için aklıma gelmedi. Panikledim yani. Anladım. Tamam attın kendini dışarı çıktın. Dışarı çıktım. Tamam ne yaptın? Dışarı çıktım. Bu evin yanındaki bina şu binayı görüyor musunuz? Ha? Onun ikinci katında bir tane adam vardı. Dedim ev yanıyor dedim. Yardım edin dedim. Ev yanıyor dedim. İtfaiye arayın dedim. Ambulansı arayın dedim. Arkadaşım dedim içeride dedim. Adam telefonla aradı. Adresi söyledi. Ben ondan sonra dışarıda bağırdım. Ev yanıyor dedim. Ellerim yanmıştı çünkü. Ha, Tolga bağırmıyor mu o sırada? Tolga ben Tolga'nın sesini duymadım. Dışarıdaydım. Tekrar geldim. Tolga dedim camdan dedim dışarı çık dedim. Camdan çık dedim. Tolga dışı yapmadı. Buraya kadar geldi. Çok alev var diye tekrardan odaya geri döndü. Tolga sobanın olduğu odaya geri döndü. Savaş. Şimdi sen daha içerideyken Tolga'nın tekrar içeri gittiğini görüyorsun ya. Kendini de artık buradan attın. Evet. Şimdi artık burası dışarısı yani yangın yok orada. Camdan bağırmadın mı Tolga bu tarafa bağırdım, gel. Bağırdım onu diyorum ya size efendim. O ne diyor?
Tolga'dan ses çıkmadı. Tolga buraya geldi. Tolga tekrar buraya kadar geldi. İçer, oranın çok yandığını görünce tekrardan geri gitti. Ama o ilk sen daha içerideyken. Sen daha içerideyken onu gördün. Efendim oradayken görünüyor. Zaten perdeyi açtığın zaman görünüyor. Tam tutuşmamıştı her taraf. Hayır bir dakika. Sen şimdi o zaman dışarı çıktıktan sonra da Tolga'nın bir dışarı çıkıp içeri girdiğini gördün. Hayır dışarı çıktıktan sonra değil. Tekrardan ben pencereyi açıp Tolga'ya çağırdığım zaman gördüm. Yani sen dışarıdaydın. Sen bu esnada neredesin? İçeride mi dışarıda? Dışarı mı? Çıktım dışarı attım ya kendimi o zaman. Pencere. Ama ben demin anlattın da sanki içerideyken Tolga çıkmaya çalıştı da tekrar içeri döndü. O ilk başta ben yanarken benim yandığımı görünce kaçtı. Panik, sonra sen kendini buradan attın, buradan seslenmeye başladın. Evet, insanlara haber verdim. Hayır sen insanı bırak şimdi. Tolga'ya gel demiyor musun buraya? Evet, Tolga'ya gel dedim. Tolga tahminim şuraya kadar geldi. Ondan sonra tekrar geri döndü. Odaya tekrar geri döndü. Ondan sonra ben dışarı çıktım. Bu tarafa doğru gittim. Bu tarafa doğru koştum. Bir tane adam telefonla konuşuyordu. Sakallı bir tane adam. Dedim ev yanıyor dedim. Arkadaşım dedim içeride. Peki sen Tolga'yı hani pencereden dışarıdasın görüyorsun. O sırada Tolga tutuşmuş mu? Tolga tutuşmuştur yani Tolga'nın tutuştuğunu. Zaten ilk başta böyle şey yapmıştı tutuşmuştu. Hayır sen şimdi dışarı attın. Tekrar Tolga'nın geldiğini gördün. Demek ki yürüyebiliyor. Tutuşmuş muydu? Buraları yanıyordu Tolga'nın. Yanıyordu. Evet. Buraları yanıyordu. O zaman bağırıyordu da. Ya o kadar fazla bağırmıyordu da ağ diye şey yapıyordu yani. Ondan sonra ağ diye olur mu be yanıyorsun yani hani ciyak ya, ciyak. O kadar aşırı bağırmıyordu efendim Tolga bağırmıyordu. Hani çok aşırı bağırsa bağırıyor derim yani size. Tolga da o kadar aşırı bağırmıyordu. Neyse dışarı çıktım. Ama tutuşan adam nasıl bağırmaz yani şimdi sen tutuşmuşsun alev almışsın. Pencerede orada bağıracaksın ve artık zaten yanmışsın. Bir daha geriye dönmene gerek yok ki pencerenin de orada olduğunu biliyorsun. Tutuşan adam gider artık ne olursa olsun kendini oradan atar. Zaten tutuşmuşsun. Şimdi, efendim öyle de yani o an için bağırmadı yani. O kadar fazla mı? Aa diye bağırıyordu. Normal aa falan böyle çığlık attığını duymadım yani. Demek ki o zaman çok tutuşmadı. Yani neyse. Yaniyse o zaman niye oraya gelmiyor? Efendim yani ben nereden bileyim o anki o da. Bak şimdi Savaş. Sen şimdi bir şey anlatıyorsun. Sonradan da diyorsun ki alabiliriz Sevcan'cığım bunu. Teşekkür ederim. Sen şimdi bir şey anlatıyorsun. Diyorsun ki bu böyle. Ama aslında öyle olmaz o. Bak şimdi tabii ki burada bunun denemesini yapamayacağım ama az önce Şevki hocamın anlatmaya çalıştığı şey şu. Dekoru mahvettim özür dilerim. Elinde bir bidon var. Evet. Ve tabii ki onun bidonun ağzı daha geniştir. Suyu da şöyle döktün. Tamam şimdi burada gözükmeyecek ama bu renkli üstelik bir su olsa. Şimdi döktünüz. Şimdi ben buraya döktüm. Düşünürsek daha az dökülür Müge Hanım. Yani fırlattım bir şekilde döküldü. Gözükmüyor değil mi yerde de su? Keşke renkli bir şey olsaydı. Şimdi bu alev buradan gider. Yani nereye sıçradıysa oraya gider. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi daha hani o da tutuşmamış ya hiçbir şey olmamış. Böyle de bir yer var. Yani o buradan gidebilir eğer isterse. Cam da orası ya. Evet. Yani bu böyle döküldüğü zaman bütün her taraf birdenbire almaz. Tabii ki sonra yanar ona bir şey söylemiyorum ama biz ilk andan bahsediyoruz. Yandı bir şekilde eli yüzü neyse bunu da böyle fırlattı attı. Evet. Şimdi ateş böyle gider. Evet. Hani öyle alır filmlerde falan görüyorsundur. Evet. Değil mi? Niye o zaman Tolga bunun yanından geçmiyor bu alevlerin yanından? Sen de arkadaşını çekip alabilirsin o da çıkabilir. Şimdi efendim bu bidonu attığı zaman ateş benim tarafıma doğru gelmeye başladı. Tamam işte ama bir yol takip edip geldi. Yani böyle birdenbire her taraf böyle halının üstü falan her taraf tutuşmaya başladı şey yaptı bir zaman. Tamam başladı yani keşke burada yapabilsem onu. Başladı. Evet. Tamam mı? Ama hani sen de oradasın. Hani bu çocuk da burada geçemeyecek gibi. Zaten yanmışsa onun üzerinden atlayıp niye şu kadar iki adımı gitmedi sence? Senin fikrini soruyorum. Ya ben bilmiyorum o an için orada yani ne düşündün ne yaptı yani. Onu çıkaramadım. Ben de şey yapamadım yani. Peki sen oradan çıktın. Yandaki adama dedin ki itfaiye arayın içeride arkadaşım evet. var. Ne yaptın? Ondan sonra tekrar geldim. Tolga dedim camdan çık dedim Tolga'ya. Camdan çık dedim. Pencereyi açtım Tolga'ya bağırdım. Tolga hala yaşıyor. Evet Tolga hala yaşıyor. Yani sen ayakta. Çıktın. Ayaktaydı. Yandaki komşuya gittin. Arayın dedin. Yandaki komşu hemen zaten camdaydı. Tamam arayın dedin. Sonra tekrar geri döndün. Hala daha Tolga ayakta ve duruyor. Evet Tolga'yı çağırdım. Tolga odadan zaten şey yaptı. Çıktı. Geldi. Evet. Sen Tolga'yı çağırıp geldiğine göre henüz yanmamış bu çocuk daha. Tam böyle yanmamıştı yani. Yani tutuşmuştu da tam yanmamıştı. Tolga gel dedim camdan çık dedim. Tolga oraya gelmedi. Camın önüne gelmedi. Tekrardan odaya gitti. O taraf
Çünkü halılar mallar komple tutuşmuştu. Tekrar o tarafa gitti. Ondan sonra bu tarafa doğru gittim. Mahallenin bak şu ön yoldan beri bu tarafa doğru gittim. Ha. Bir tane telefonla konuşan adam gördüm. Dedim itfaiyeyi dedim arayın dedim. Ambulansı arayın dedim. Ev dedim yangın var dedim. İkinci bir kişiye daha söylüyorsun evet, yani. Evet ikinci bir kişiye daha söyledim. Ev dedim yanıyor dedim. Neresi yanıyor dedi. Gel dedi göster dedi. Burası yanıyor dedi. Kim var dedi içeride. Tolga var dedim. Arkadaşım var dedi. Gel dedi neyse o da telefonu açtı. Yan tarafta bir tane beyaz Avrupa araba. İki tane genç arabayı park ediyorlardı. Onlara da söyledim. Yangın var dedim. Gelin yardım edin dedim. İnsanları oraya çağırdım. O sırada tekrar kapının önüne geldim. Kapıya tekme attım. Bir kere tekme attım açılmadı. İkinciyi tekme attım kapıyı kırdım. Kapı açıldı. Kapıyı açtım. Tekrar kapının oradan beri Tolga'ya seslendim. Tolga gel dedim. Kapıyı açtım dedim. Tolga bu sefer dışarı çıkmadı. Tolga'dan ses gelmedi. Ama senin anlattığına göre zaten üzerinden 10 dakika geçmiş artık. Daha sen oraya gitmişsin. Tekrar gel yani 10 dakika geçmiş artık. Değil mi? Daha hani hiçbir şey olmasa zaten dumandan bu olacak. Tekrar geri geldim Tolga'ya seslendim. Tolga şey yapmadı. İçeri 2-3 adım attım. Bu sefer botlarım modlarım eridi. Montum tutuştu. O zaman dışarı çıktım. Hı. Dışarıda işte insanlarla falan insanlar kim var falan böyle sordu. İçeride dedim arkadaşım var Tolga var dedim. Bu sefer ellerimin acısına dayanamadım duramadım. Ambulans gelince itfaiye sesini duyunca ben oradan doğru iş yerine gittim. Çalıştığım iş yerime gittim. Fırına gittim. Fırındakiler bana sordu ne oldu dedi. Dedim elim yandı dedim. Nasıl oldu dediler. Arkadaş dedim sobayı yakarken dedim benzin döktü dedim. Tutuştu dedim. O yüzden dedim ellerim yandı dedim. Bana dedi ki seni dedi hastaneye götürelim dedi. Yok dedim beni dedim hastaneye götürmeyin evime götürün dedim. Eve gittik. Eve gittikten sonra babam işte kimliğimi falan aldım. Beni aldı hastaneye götürdü. Böyle oldu Müge Hanım. Sen niye hastaneye gitmek istemedin de eve gitmek istedin? Ya şimdi o an için kendimi evimde güvenli hissettim. Olur mu ya? Ailemle en güvenli yer hastane. Şimdi ya, Savaş. Hayır ben asıl eve falan değil ya içeride tabii. Bir adam yanıyor yani nasıl sen gidersin ki oradan fırına? Efendim içeride adam yanıyor ben elimden geleni yapmışım herkesi oraya toplamışım tamam, ben de çıksın, yanmışım. Acaba kurtulacak ama mı canım? Ama benim o an için orada bekleme şansım ama yok. Ama zaten benim... ambulans gelmiş oraya ambulans sana ilk müdahaleyi yapabilir. Neden evine gitme ihtiyacı hissettin? Efendim panikledim. Bana ilginç geldi Savaş. Ben panikledim yani panikledim tamam, korktum yani, o yüzden tamam, gittim ben. Çok yakışıklı bir oğlumuz. 5 gündür kayıp 27 Mart Cuma gününden beri ailesi tarafından aranıyor. 7. sınıf öğrencisi efendim. O gün okula gitmiş son derse girmemiş. Arkadaşı Serkan'la beraber Serkan evet. Aydın'la birlikte eve gelmiş. Yemek yemiş ablasını öpmüş evden çıkmışlar. Yanına da hiçbir şey almamış. Anladım. Şimdi iki arkadaş da yok ortada. Biraz dikkatlice etrafımıza bakalım. Lütfen bizi arayın. Çok yakışıklı bir oğlumuz. 5 gündür kayıp 27 Mart Cuma gününden beri ailesi tarafından aranıyor. 7. sınıf öğrencisi efendim. O gün okula gitmiş son derse girmemiş. Arkadaşı Serkan'la beraber Serkan evet. Aydın'la birlikte eve gelmiş. Yemek yemiş ablasını öpmüş evden çıkmışlar. Yanına da hiçbir şey almamış. Anladım. Şimdi iki arkadaş da yok ortada. Biraz dikkatlice etrafımıza bakalım. Lütfen bizi arayın. Önce güzel bir haber vereyim. Zeynel bulundu. Evet. Ben kaldığı yerdeki yetkililere de teşekkür ediyorum. Onlar bağlanmak istemeden aynı anda polise de haber verdiler. Polis de gitti. Şimdi abileriyle beraber buluşacak. Gözleri aydın olsun diyeyim, evet. Ne diyeyim. Ama bakacağız yani. Zeynel'in de anladığım kadarıyla yalnız başına... Evet. Yaşamaması lazım. Bir aile içi facia önlendi. Evet, evet hocam sormayın evet. Yani. Çok fena bir durum. Olmaz. Yani ben şey izleyicilerime de çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zeynel'in de durumuna bakacağız. Bu arada efendim çok sayıda mesaj geliyor. Az önce söyledim evet. Türkiye'nin birçok yerinde elektrik kesintisi var şu anda. Enerji Bakanı Taner Yıldız da bir açıklama yapmış. Şu an Ankara'da Sincan'a, Balgat ve şu anda bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de dahil olmak üzere birçok kesime elektrik verilmeye başlandı. Bizim istemediğimiz, sevmediğimiz bir olay. Detaylarına gireceğiz. Şu anda bizim için önemli olan şebekeyi ayağa kaldırmak. Bu çok sık rastladığımız bir olay.
değil, takip ediyorum. Birebir sıcağı sıcağına takip ediyorum. Elektrik kesintisi olan yerlere de elektrik vermeye başlayacağız demiş Enerji Bakanı Taner Yıldız. Çok sayıda mesaj geliyor. İzleyicilerimizin birçoğu bizi internetten izlediklerini takip ediyor, söylüyorlar. O yüzden telefondan, cep telefonlarından. O yüzden ben de bu bilgiyi vermiş olayım. Savaş, bu yani tabii ki senin anlattıkların doğrudur. Ben sana hani doğru söylemiyorsun diyecek halim yok. Ama akla yatkın mı dersen değil. Şimdi sen anladığım kadarıyla polise falan böyle anlatmışsın bunu, değil mi? Evet. Sen gel bir de bana bunun olanını anlat istersen. Yani polise böyle anlatmışsın. Sen ne olduğunu anlat bir de. Ben size anlattım, az önce anlattığımın aynısı yani daha... Ya bunu anlattın, tamam. Evet. Sen ne dersen de polis onu yazar, ne yapsın yani. Ben sana diyorum ki üzerinden zaman da geçti. O an tabii bir şoku da vardır olayın. Kolay değil böyle bir olayın içinde yaşamak ama... Şimdi sen daha netleştirmişsindir kafanda bazı şeyleri. Daha oturtmuşsundur artık. Yani... Hani bunun oluru ne yani? Hani öyle söyleyeyim hani. Ya oluru üstü, başı, altı, üstü hepsi bu Müge Hanım. Yani başka bunun daha ötesi yok. Başka bir şey yok yani. Savaş olamaz bak. Tutuşan peki. İnsan senin dediğin gibi bağırmadan, çağırmadan, tamam mı? Ses çıkartmadan öyle odadan odaya gitmez. Ben şimdi bak, size bağırmıyorum. Şimdi hayatın gerçekleri var. Yani bu sana göre değişmez hayatın şekli. Hani bunu... Deneyebilecek halimiz yok ama tutuşan bir insanın çıkaracağı sesi hepimiz biliyoruz. Ama yani öyle ses çıkartmadı, bütün üstü yanıyordu. Sesini duymadım. Olmaz öyle şey. Hem yardım isteyecek, hem canı acıdığı için feryat edecek. Bu ikisi birbirine karıştığı zaman ortaya çıkan ses oldukça güçlü bir ses olur. Üstelik bahsettiğimiz kişi genç bir kişi. Yani sesini kuvvetli çıkarabilecek birinden bahsediyoruz. Bir çocuktan ya da bir yaşlıdan bahsetmiyoruz. Onun için sesi daha güçlü çıkmak zorunda. Bir şimdi de efendim ben bağırmıyor diye söylemedim ki size. Yani bağırıyor, çok aşırı ses, ben duymadım. Yani ben ya normal bir insan bağırır, aa diye bağırırsın. Misal bir de çok aşırı aa diye bağırırsın. Ama onun bağırma sesi öyle çok aşırı değildi yani. Savaş, işte ben de diyorum ki üstü başı tutuşan bir insan, işte o senin dediğin çok aşırı şekilde bağırır. Yani beton olması lazım bağırmaması için. Üstelik sen diyorsun ki ben bir gittim, bir gitti, bir geldi. Ben kendimi attım, komşuya gittim. Komşuyu arayın dedim. Hangi ev dedi bana, bu ev dedim. Tekrar geldim. Tekrar ona seslendim. Bu tekrar bir çıktı. Tekrar içeri girdi. Ben yine gittim, başka birini buldum. Ona söyledim. Anlatabiliyor muyum? Yani aradan da bir zaman geçiyor. Sen o komşulara gidiyorsun, geliyorsun falan. Çocuk hala ortada. Hala oraya kadar gelebiliyor. Sen giderken komşuya bütün üstü başı yanıyordu. Zaten öyle yansa artık ikinci kere gelemez. Değil mi? Yani şimdi bir de bir mantık silsilesi var yani. Hani ben böyle anlattım oldum demekle de olmaz bu iş. Ya da bağıramaması için. Sen bir şey yaptın için, demiyorum ama bir şey vardır için, orada yani. Bir, ya bir madde etkisi altında olacak. Ya o anda onun direncini kıran bir şekilde hani sesinin çıkmasına engel olacak bir durum olacak. Ağzı bağlı olur, şu olur, bu olur, heh, bilmem ne de çıkamaz, şimdi bağıramaz. Efendim, ya da başına bir şeyle vurulmuştur, yere düşmüştür. O esnada bilinci kapanmıştır, yine bağıramaz. Madde şimdi almıştır, yine sesi o yine kadar çıkmaz. Yine de bağırır çıkmaz. Hocam, madde de alsa bağırmaz mı yani? Yani çok... intoksikasyon seviyesinde evet, şuur kayıpları oluyor. Yüksek dozda aldıysa, bilinç kaybolacak düzeyde ise bu. O zaman da zaten zaman öyle girip çıkmaz, girip çıkmaz şimdi, yani. Evet. He, yani. O zaman da sobayı yakabilecek, zaten o bidonu fırlatacak gücü de olmayacaktı. Yani öyle başka gelecek, şey gidecek, konuştu. İçeri gelecek, yani gidecek. Yani kullanmış mıydı? Seninle olduğu süre içinde bir madde kullanmış mıydı? Alkol içmiş miydi? Sadece alkol içmişti benim yanımdayken. Benden önce de içmişti. Benim yani başka bir şey etkisi var mıydı sence? Hayır. Benden önce başka bir şey içmemişti. Peki sonra seni böyle yolda koşarken, kaçarken gördüğünü söyleyenler, o acaba kim olabilir onlar? Ya koşarken, kaçarken dedin, normal dediğim gibi size fırına gidiyordum yani, öyle kaçmadı, elim yanık vaziyette. Hı hı. Hani böyle hızlı gidiyordum ki ellerim acısından dolayı hızlı gidiyordum. O kaçarken, koşarken dediği insan da benim telefonla, hani telefonla konuşan biri vardı, itfaiyeye haber ver dediğim kişi. Ha sen böyle koşarken itfaiye haber ver diye mi bağırdın? Hayır, ilk önce adamı getirdikten sonra herkes oraya gelince ben tekrar fırına giderken işte gördüyse o adam görmüştür. Anladım. Bir ikincisi o şahısla ben tekrardan hastanede pansuman olduktan sonra polisler beni ifadeye alırken
o şahsı tekrardan gördüm. Ve o şahıs benim ona itfaiye aramamı söylediğimi inkar etti. Neden bana, acaba? Bilmiyorum. Sen dedi kime dedi haber verdin dedi. Kime dedi söyledin dedi. Peki Savaş, sen bir arkadaşınla beraber bir evde olsan. Evet. Şimdi bu çocuk kurtulabilirdi yani eğer evet. O odadaysa değil mi? Evet. Yangın söndürülürdü. O da kurtulurdu. Şimdi kurtulduktan sonra sen de kaçmışsın gitmişsin. Hani kaçmamışsın da elin acıyor diye senin ifadenle köyüne bilmem ne falan filan. E sana dönüp demez mi ya? Ben içeride öldüm mü kaldım mı sen beni niye beklemedin be kardeşim? Ya efendim ben o an için nasıl bekleyeyim? Zaten paniklemişim. Elim... Şimdi baksana bak ben seni burada ilk defa tanıyorum değil mi? Evet. Allah göstermesin ama burada bir şey olsa ve ben dışarı çıksam ben sen içeriden çıkana kadar beklerim. Stüdyoda olduğum için değil. Dünyanın neresinde olursam olayım. İçeride bir tabii. Garson olabilir atıyorum yani ne bileyim bir neredeysek. Can, bir can bir varsa. Can yani doktor hastanedeysek hemşire olabilirdi ama ben onu görmüşüm. Çıktığımda beklerim ben onu bakalım içeriden. Sağ mı çıkacak, sağlıklı mı çıkacak? Yani nasıl arkadaşını bırakıp köye koşarsın? Efendim o an için panikledim. Ayrıyetten elim... panikleyecek bir şey yok ki. Ya nasıl panik... Hani bir cinayet görürsün panikler. Bak birisi nasıl birisini öldürür. Bir şey, bak birisi birisini öldürür görürsün paniklersin. Yangından paniklenmez. Tamam benim saat başına gidiyorum. Bu arada tabii elektrik nerelerde var onu da görmüş oluyorum. Mesela sizi Van'dan izliyoruz diyor bir izleyicimiz. Savaş Bey diyor ki evden çıktım herkesi çağırdım sonra iş yerime fırına gittim hastaneye gitmemi söylediler kabul etmedim. Köye döndüm sonra babamla hastaneye gittik. Köyle şey arası ne kadar fırınla köy arası? Fırınla köy arası ortalama 20 dakika. Ya yani oradan Sero tekrar geri döndünüz, tekrar hastaneye evet. Gittiniz. Sen o sırada hani merak ettin mi birinin arayıp hani içeride çıktı mı, Tolga çıkmadı mı? Evet merak ettim ama kimseye haber verecek, konuşabileceğim kimse yoktu. Beril diyor ki yangından paniklenmez olur mu Müge Hanım? Yangında paniklersiniz efendim. Yangında elbette çok kötü bir olay, Allah kimsenin başına vermesin. Yangından elbette paniklenir. Ama benim demek istediğim şudur. Bunun aksi davrananla da yani... Yanlış anlama ama ben mesela böyle bir arkadaşla da bir yerde olmak da istemem. Ben bir yerdeysem eğer ve benim başıma bir şey geldiyse en azından ben içeriden çıkacak mıyım çıkmayacak mıyım diye bekleyen biriyle arkadaşlık etmek isterim. Çünkü bu ne bileyim hani çok insani bir şey. Hani yani Allah göstermesin deprem oluyor bekliyor insanlar dışarıdan. İlla ki kendi yakınını değil komşusunu da bekliyor bakkalı da bekliyor. Çıkacak mı çıkmayacak mı? Değil mi? Hani canlı çıkarsa yine sen müdahale ilk edeceksin. Sen alacaksın ambulansa. Şimdi o an onun yok ki orada herhangi bir akrabası. En yakını sensin bilen. İçeride olduğunu bilen ya. Hani tabii ki panik olur insan. Tabii ki panikle kaçar falan ama benim merak ettiğim insan içeriden çıkacak kimseyi beklemez mi? Ama tabii Savaş. Yani bir de vallahi. Tabii bir takım iddialar oluştu. Hani içeride şunlar vardı bunlar vardı. Kalırsan onu da konuşuruz. Bu arada Gülhan var mı mikrofonun? Gülhan çok komik bir kız gerçekten. Dün akşam bizim misafirimiz oldu. Bugün de geldi. Şu mikrofonu uzatalım. Bu arada Gülsen Hanım'ın oğluyla ilgili, Yusuf'la ilgili dayı orada bir alışveriş merkezinde çekildi o fotoğraf. Alışveriş merkezini arkadaşlarımız bulamadılar ama şimdi güvenlik kamerası görüntülerine bakıyorlar. Sağ olsunlar çok da yardımcı olmuşlar. O güvenlik kamerası görüntülerinden daha net anlaşılacak. O kişi Yusuf mu değil mi diye. İnşallah, inşallah odur. Ben ondan haber bekliyorum. Annesi aramış Gülhan'ı onu da söyle çok uzattım biliyorum hemen keseceğim. Dün annem aradı gelmeyeceğimden haberi yoktu bugün misafir edeceğinizden. İşte ben biraz gezdiğimden bahsettim işte İstanbul'u bilmiyorsun kaybolursun diye çok kızdı aslında. Ben dedim anne zaten Müge Anlı'dayım yani hani kaybolsam ne olur ki en fazla 3 dakika sonra haberler gelir diye şey yaptım. Benim kamerada görüntüm var gösterirler anne. Ya buradan da selam göndermek istiyorum aileme başta daha sonra arkadaşlarıma özellikle üniversitedeki kahrımı çeken Savaş Hocam ve değerli eşi Nurten Hanım'a buradan selamlarımı iletiyorum. Onlar da sizden selam bekliyorlar. Ali ben de onlara selam söylüyorum o zaman. Efendim
Annesi geliyor yani, haberin olsun. Akşam yanındayım. Yani sağ salim kavuşun inşallah anne kızımıza. Yine bekliyoruz seni. Tamam, teşekkür ederim. Annene de söyleyeyim, çok güzel bir kız evlat yetiştirmiş. Onu da ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Hanımefendi çok cici. Seni çok sevdik gerçekten. Ben de sizi çok seviyorum. İnşallah sen de sınavlarında başarılı olursa seni böyle... İnşallah, kamuda inşallah. Güzel vergi müfettişi olacak. İnşallah. Ya zaten idolüm sizsiniz. Sana en kötü ne olabilirim diye düşünüyorum. Ay çok da estağfurullah ya. Çok teşekkür ediyorum. Öyle şeyler söyleme ne olur. Mahcup oluyorum. Efendim yarın sabah görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.